Overtime'dan herkese mutlu pazarlar sevgili seyirciler. Sevgili Murat Muratanoğlu ve Murat Didin'le birlikte her hafta olduğu gibi yine basketbol gündemini ve genel gündemi de değerlendirmeye devam ediyoruz. Tabii yaz aylarındayız. Öncelikle hoş geldiniz programa bir haftalık bir aranın ardından. Tabii yaz aylarındayız. Oldukça hava da sıcak. Hafta nasıl geçti diye başlayayım. Sonrasında tabii erkek basketbol takımımıza baş antrenörümüz işte Igor Kokoşkov'la yollar ayrıldı. Yerine Djordjevic, Aleksandr Djordjevic geldi. Onu değerlendireceğiz. Hafta nasıl geçti diye başlayayım. Hafta. Vallahi yani... Ben seni anlatacağım. Sen haftayı, sen ayı. Yani hafta nasıl geçti? Yani mutsuzluktan şey, yani bu yangınlar. Evet. Yani hiçbir önlem yok, hazırlık yok. Ya nasıl olacak bu iş bilmiyorum yani. Herhalde yağmuru bekleyeceğiz. Yani hakikaten yani olimpiyatlardaki başarıların bile keyfini çıkaramıyor insan. Ki yani, oradaki sporcular da olumsuz yönde etkilenmiş durumdalar. Yani herkes, hepsinin açıklamasına herkes bakıyorum, olumsuz, hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Herkes olumsuz etkilendi. Etkilenmez olur mu? Tabii. Yani bugün olimpiyatlarla başlayacaktık inşallah. Bu arada yani hepsini tebrik ediyorum da Mete Gazoz'a da bir tabii ona zaten parantez açacağım. Çünkü Naim Süleymanoğlu'nun halter sporu için Türkiye'de yaptığının bir benzerini Mete Gazoz'un ben okçulukta yapacağını düşünüyorum. Bekliyorum. Ve hakikaten dün şeyi okudum. 8 yaşına 9 yaşına kadar yüzmüş. Tabii omuzları gelişsin diye. Ya zaten Başkent'te bazen işte biz başarılı oldukça 5-6 yaşında çocuklar getiriyorlardı. Hocam başlasın mı? Gitsin yüzsün diyordum. Yüzmenin 8-9-10 yaşına kadar her spora bir şekilde faydası var. Bir daha söylesene. Yüzmenin 8-9-10 yaşına kadar her spora faydası var. Tekrar. Kasların uzaması, kasların şey yapması... Şimdi bile boynumda 3 fıtık var. Sırt üstü yüzsen diyorlar. Yani o açıdan bel fıtığı ameliyatı olacaksan ne diyor? Önce bir yüz sırt üstü diyor. Aynen. Kuvvetlendir orayı. Belde de var da bir tane onu unuttuk artık. Ayrıca Novichkin'in de mentoru aynı şeyi yaptırmıştı. Piyano çalma. Sanat. Koordinasyon. Resim çizmiş gözlerinin gelişmesi için. Yani o kadar güzel bir plan yapılmış ki kim yaptıysa yani kendi mi yaptı, hocaları mı yaptı, ailesi mi araştırıp yaptı bir kere helal olsun. Hiçbir şey bir kere şans olmuyor. Yani rastlantı sonucu böyle bir şey olmuyor. Bu yılların özverisi, yılların planlanması. Son olimpiyatlarda Tokyo'da altın madalya alacağım dedi. Sözünü tuttu. Ve okçuluk o kadar şey bir spor ki boy, kilo yani herkesin yapabileceği bir spor. Yani olimpiyatları izlerken ya sadece yüzme şu futbola işte yatırılan paranın onda biri bizim diğer sporlara çünkü hakikaten yeteneğimiz çok fazla yani. Tabi potansiyel çok fazla. Ya ben voleybolda ilk defa bir basket maçı yani işte 2010 şey olabilir. Panathinaikos'ta seninle anlattığımız maç olabilir. 2001'de İspanya maçı Ankara'da. Yani bunlar benim doruk maçları. Tabii. Abi Amerika maçında yani yerimde oturamıyordum ya ailece. Tabii. Yani çok büyük heyecan. Yani ama Mete Gazoz'u hakikaten tebrik etmek. Ben sana kesinlikle katılıyorum Murat abi. Yani okçulukta artık bence çığır açacak. Bir de yani işte aldığı eğitimler sadece yüzme değil, basket koordinasyonu için basketbol oynuyor. İşte görme ve dikkat yeteneğinin artması için resim dersleri alıyor. Yani hakikaten kendisini çok iyi gelişmiş. İşte parmak gelişimi onun da koordinasyonu için piyano dersi almış. Yani farklı farklı. Sonra da 22 yaşında olimpiyat şampiyonu. Bence orada yazılmayan başka şeyler de var. Psikolojisi bir kere muazzam. Yani kötü başlayıp o kadar sakin kalma. 22 yaşında değil mi? Tabii. 22 yaşında. 22.
Yani onun da bence bir şeyini almış. Çünkü bizim altyapılarda benim en fazla dikkatimi çeken şeylerden biri bu tarafın eksikliği. Yani psikolojik olarak, yani bir bireysel, yani bu sağ içi ve sağ dışı bireysel çalışmada sadece kaslar değil, sadece yetenekler değil, fundamental değil, burayı da güçlendirmen lazım. Süper yıldızların burası güçlüdür. Evet. Her zaman hepsi atlet olmuyor. Karar verebilme. İsteme. Ama yani bu yangınlar hakikaten... Evet, yani en son... Bütün şeyimizi aldı götürdü abi. Programa girmeden önce baktım. Toplam 107 yangın bu hafta. 98'i kontrol altında. 9'u halen daha devam ediyor. Yani orada çalışmalar halen daha sürüyor. Ama hakikaten yani orayı da bir an önce... Çözüm yani, hem bulunması gerekiyor hem de bir an önce tanıdık yeniden... Tanıdık birkaç kişiyle konuştum işte nasılsınız? İnflak halinde. O kadar... Ben Marmara Adası'nda bunu 3 sene önce yaşadım. Hakikaten korkunç bir şey. Yani Kamil abimiz var. Biz onun evini kurtarmak için. Kayınpederin evi. Sonra bir sıra daha var. O iki sıra üstünde. Yani terliğin falan eriyor. O kadar şey. Rüzgar bir yön değiştiriyor. Bir de tabii çam ağaçlarındaki kozalaklar şey gibi, roket atar gibi. Evet. Evet, yavaş yavaş basketbol takımımıza geçelim mi koç? Koç bir yılı anlatacaktı. Yıl derken aslında hakikaten yangınlar yıllara sığar. Onlar bizim milli değerlerimiz. İçinde dediği gibi abileri, evler, canlı varlıklar, hayvanlar, tarım alanları, her şey içinde. Yani göz bebeği nasıl koruyorsan, oraların da öyle korunması lazım. Yani tabii ki polemik dünyanın her yerinde var. Ama olduktan sonraki konuşma bence tamam, geleceğe biraz ışık tutabilir ama fenerle ışık tutar. Olmadan önce yapılan konuşma güneş ışığı gibi. Bunlar olmadan önce tedbir almak gerekiyor. Yani nasıl... Bu şu anda gittiğin anda belediyelerin itfaiye bölümleri bekliyorsa, yani ormanlara yakın yerlerde onlar böyle hazır kıta beklemesi lazım. Çünkü senin geleceğin, evet. Yani orman oksijeni oradan alıyorsun, tarım alanları geleceğin. Ya bugün gazetede okudum koç, bir zamanlar 17 tane uçak varmış, 3'ü devamlı yaz ayları devriye geziyormuş. Maalesef yani. Maalesef. Yani şimdi tabii ki bu ucuz bir şey değil. Ama ağaçlar, ormanlar senin hayatın geleceği. Değerin ya. Ülkenin, evet. Değeri. Bu ülke deprem ülkesi. Bu ülkenin üç tarafı denizle kaplı. Bu ülkenin ormanları çok özel ve çok sayıda var. Bunlara önceden önlem alacaksın. Evet, bu yani kadar basit. Yangın haberleri gelirken Marmara Denizi'nin halini görüyoruz işte. Abi gittiğin anda Batı Avrupa'ya, Macaristan, Polonya nerede deniz var? Göllerle, hatta artificial göllerle. Yani yapma görlerle. Kendileri yapıyor. Yani evet. Hayatı canlandırmaya çalışıyor. Doğa bize vermiş üç taraf öyle. Her şeyimiz var. Ormanlar desen, yani yukarıda, şimdi Türkiye onun için çok özel bir ülke dışarıdan gelen insana. Çık şeye, Antalya, Erzurum'a falan gitme. Biraz yukarı çıktığın anda dağlardan kayak yapıyorsun. Aşağı indiğin anda işte 800 metre aşağıda 36 derecede denize giriyorsun. Böyle bir ülke dünyada yok. Yani bütün bu segmentler, hayat aslı çeşitlilik. Bunların hepsini değinebilmek. Yıla veya yıllara gidince de Mete Gazoz'u nereden hatırlıyorum biliyor musun? Şaka yapmıyorum. 40 sene önceden hatırlıyorum Mete Gazoz'u. Mete Gazoz 22 yaşında. Evet. Neye bağlayacak şimdi? İşte bizler de 24-25 yaşında Ankara'da ilk defa tartan pis yapılmış. 19 Mayıs'ın yan sahası var. Tartan, yani tartana bastığın yere bakıyorsun. Abi hakikaten ayağım gömülüyor ya diye. Koşarken, çünkü hep 19 Mayıs'ın o turuncu toprağında koşmuşum. Evet. Şimdi bir anda tartan olunca o tartan bir şekilde Türkiye'de yapıldı. O zamanlar için inanılmaz. Gelip izlerlerdi başka Anadolu şehirlerinden. Nasıl ya? Bunun peki ne oldu? Kim getirdi? Nasıl yapıldı? O varillerle geliyor falan. Biz de Ankara'da yaz antrenmanı, çünkü fundamental çalışılacak, koşulacak falan. Orada koşarsın. Biz burada bunları yaparken yan tarafta bir yerde atletler çalışır. Artunlar falan, onlar olimpiyatlara falan gitti hepsi.
Bir tarafta da öbür tarafta da yani bu işler için Allah ona her zaman enerji güç versin. Uğur Erdener. Uğur Erdener şu anda Mete Gazoz'un madalyasını takan. Ve Uğur Erdener Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı'ydı. Oradan Milli Olimpiyat Komitesi Okçuluk Federasyonu Başkanı. Orada kadar yürüdü. Ben bugün gibi hatırlıyorum. O zaman sırt çantaları daha küçük. Tamam, onlardan beraber gideriz. Gittiğinde bir dolu okçu orada çalışıyor. Yani bu anlattığım net 40 sene önce. Ve Uğur Erdener de Hacettepe Basketbol Kulübü'nü kurdu. Hacettepe rektörü oldu. Kulübü kurdu. Basketbolu çok seviyor. Basketbol oynamış bir yerlere kadar. Ama gittiğinde tabii ne oluyor? Ankara'da zaten o zaman nüfus 6 milyon falan değil. Ya 500 kişi miyiz? 600 kişi miyiz? Herkes birbirini tanıyor zaten. Hele spor camiası. Oraya gittiğinde vay günaydın ne yapıyorsun? O da çok genç. Ya işte bugün bir kız daha yakaladım. Çorum'dan getirdim. Bunlar 40 sene önce. Şimdi Murat güzel bir şey söyledi. Yani bunlar tesadüfen böyle şık diye olmuyor. Bunlar hep her şeyin yatırımı. Yani işte bu çocukların psikolojisi. Bu çocukları erkenden oraya yöneltmek. Yani işte Murat geldi inşallah bir gün okulda beraber oluruz. Bunu okulu övmek için söylemiyorum. Doğrusu yapılabiliyor. Biz 3, 4, 5, 6 yaşında yüzüyoruz. Sene başladığında 100-120 tane veliyle hafif tartışıyorduk. Tatlı tartışmacaydı. Yani ya bunları yüzdürecek miyiz illaki yani? Evet, bunları yüzdüreceğiz. Sene bittiğinde pandemide yüzme durduğunda herkes şey diyordu. Ne zaman yüzme başlayacak? Çünkü herkes onun nasıl dinginlik verdiğini, çocuğa dinginlik veriyor, rahatlık veriyor. Yani yüzen insanın mutluluğu, karın kası, sırt kası, dediği gibi beli, her tarafı bir kere bambaşka. Yani yüzme bir tanesi, spor psikolojisi bir tanesi, jimnastik bir tanesi. Şimdi oklar atması için eğilip yüzebilmesi lazım. Yani bu bir proje demek zaten, çeşitlilik demek. Hayatın her tarafına dokununca bu baktığın anda Mete Gazoz'un da biz bir yayın önce konuştuk. Hatta dedik ya çok kötü elendi. Çok şanssızca. Evet takım mücadelesinde. Yani, aynen 36, 37, 35, 36 derken hatta sen şey dedin. Ama bireyseller haftaya başlayacak dedin. Başlayacak Allah içine düşürmüş. Ama yani modelliğe. Yarı final önemliydi bir de. Yarı finalde özellikle Birleşik Amerikalı rakibine çok iyi geçti. Sonra yani finalde de geriye düşmesine rağmen o serin kanlılığını i̇şte koruması çok önemli. Abi, o kararlılık yani. Yani hem okçulukla Mete'ye eli değen herkese, Okçuluk Federasyonu'na, Voleybol Federasyonu'na, yani kaç yani işte Murat gibi diyorum, okulda bütün kızlar karşısına açmışlar, maçı izliyorlar. Ya Amerika'da o solak olmasa, evet. Yani 3-2 kazanmıştık yani. Aynen. Ya bir şey soracağım, sen belki bilirsin. Şimdi şeyi izliyoruz. Solakların basketbolda da bir avantajı vardı. Ben buna çok inanırım. Var tabii. Ha. Şimdi bizim kızların takımlarında solak yoksa solağa karşı hiç idman yapmıyorsun o zaman. Durup dururken karşına bir solak çıktığı zaman hele bu kadar da iyi bir solak. Bir hayır şeye dikkat ettim. Açılar çok farklı. Yani solak farklı geliyor şeye, smaca. Şimdi buna karşı hiç idman yapmamışsan, eğer solak yoksa nasıl yapacağım? Şimdi şöyle bir şey, tamam sana cevap vereyim. Yani, sormuşsun zaten Instagram'da. Ay sordum da kimse cevap vermedi. Ben dedim ki yayında paylaşırız. Voleybolda bu tarafa hücum ediyoruz, rakip karşıda. Ben sağdaki smaçörüm. Sağ tarafta galiba onlar da bir numara oluyor. Evet. Bir numaraya oynuyorum. Top yükseldiği anda yükseldim, sağlam. Benim onu çapraza vurmam çok zor. Ben onu ya paralele vuracağım ya da ortaya bir yere blok edeceğim ya da blok out yaptırmaya çalışacağım. Yani benim yapacağım her şey sağ taraftan gelecek. Sağ yönlü bir atak yapacağım. Blok da onu bildiği için zaten genelde o çaprazı kapatıyorlar. Peki şimdi ben aynı tarafta bir numarada solak bir smaçörüm. Solak geldiğim anda benim bir kere paralele vurmanın imkanı yok. Ama o kızın hayatı orada paraleli kapatmak üzerine geçmiş. Refleksi diyeyim. Öyle geçmiş. Şimdi solak gelince solak ortaya da vurabiliyor. Solak karşı köşeye de vurabiliyor. Şimdi onu bir an et ama bir tek başına oradan oynamıyor ki. Bir döndükten sonra sağ smaçör de geliyor. Sağ elini kullanan da geliyor. Ondan orada adapte olmak şunun gibi maç yapalım. Dünyada yani şu anda dışarı çıkalım 3'e 3. Seni hangimiz geçmeye çalışırsak seni sağından geçeceğiz. Kendi sağımızdan senin solundan geçeceğiz. Niye buradan geçeceğiz? Sen de zaten neye alışık olacaksın?
sol tarafını daha iyi savunmaya. Çünkü karşıdaki bütün insanlar sağlak. Ama bir tane solak gelince senin sol stans refleksin sağ kadar çalışmıyor ki. Solak geçince senin alışık olmadığın taraftan geçecek. Bence o kızın da en büyük avantajı. Hayır, hiç onun idmanını da yapmamış olabilir eğer solak. Yani antrenmanda bir solak yoksa. Kolay değil. Ya onun alışkanlığını kazanmak önemli. Bence tabii ki de teknik ekip onun ne kadar yetenekli olduğunu zaten biliyor. Ona karşı önlem almaya çalışmıştır ama dediğin gibi yani çok fazla antrenman yapılmadığı için problem yaşanıyor. Repetition o kadar önemli ki sporda. Yani refleks abi. Kasların alışması lazım. Yani antrenman niye önemli? Kaslar bazı şeylere alışıyor. Ama Arjantin maçında dengelediler. Aslan gibi tarihte ilk defa. Helal olsun hepsine, federasyona. Bu arada bir şey söyleyeyim ailelere. Şimdi benim eşim bu üniversite bursları alıyor. Özellikle voleybolcular için Amerika'dan. En önem verdikleri şeylerden bir tanesi bazı pozisyonlarda sıçrama. Basket çemberine değiyor mu? Bazen kulak misafiri oluyor. İlk sorulan soru o. Yaz ayları ben Amerika'dan gelip rahmetli halamda kalırdık. O zaman İnönü Stadı. Oraya yakın maçka üzeri oturuyordu Teşvikiye'de. Yürüyerek maçlara gideriz diye. Bir de yüzme ihtisası giderdik boş vaktimizde. Harika geçiyormuş. Zorlandığım basket maçları, Forti kızmasın, yüzme ihtisasta su topçulara karşı yaptığım maçlar. Nasıl sıçrıyor hepsi biliyor musun? Tabii. İnanılmaz. Sen de sıçrıyorsun. O maçkanın yokuşuna abi, çıkmak. Abi ben de yüzdüm. Ben de ondan çıktım. Maçkanın yokuşuna çıkıp inmek de kolay değil yani. Ama abi işte arkadaş gruplarıyla konuşa konuşa iniyorduk. İnanılmaz sıçrıyorlar. Onu yani yüzmek de faydalı ama o su topçuların o şey antrenman şeyi muazzam sıçramaya katkı yapıyordu. Tabii çok zor, o da zor. Yani su topu da ayrı bir zor bir spor. Yani her spor branşı bence zor zaten. Bence en zor sporlardan biri evet. Stop. Evet, kesinlikle. Çünkü bir yandan savunmayı takip ediyorsun, bir yandan kendi koordinasyonun, baskı geliyor, suyun içindesin, yüzmen gerekiyor. Hata yapmaman lazım orada da. Kuralları var sonuçta. Gerçekten çok zor. Bakalım olimpiyatlar devam ediyor. Bir yandan da tabii olimpiyatta da Covid problemi var. Orada da geçtiğimiz gün, yani biz işte program pazar günleri çekiyoruz. Geçtiğimiz gün 18 sporcu Covid'den dolayı yarışamadı. Yani o da kötü. Düşünsenize şimdi 4 sene çalışıyorsunuz olimpiyat için. Hatta bu sefer 5 sene oldu bir sene kayınca. Bir anda virüs gelip sizi buluyor. Ondan sonra yarışmaya da çıkamıyorsunuz. Amerika milli takımında Bradley Beal oldu ya. Evet. O kadar fedakarlık yap. Olimpiyatlara bir gün kala mı ne çıktı? Yavaş yavaş artık evet. Basketbol takımımıza geçelim. Igor Kokoşkov'la ilgili durum geçtiğimiz salı günü belli oldu. Ve Igor Kokoşkov'la yollar ayrıldı. NBA'de Dallas'ta yardımcı antrenör olarak kariyerine devam edecek Igor Kokoşkov. Ve yerine de Alexander Georgevich takımımızın başına getirildi. Geçtiğimiz gün Yüksek Divan Kurulu'nda Sayın Sertaç Komutsoğlu açıkladı. Neyle başlayalım? Igor Kokoşkov'la mı? Dilerseniz Igor Kokoşkov'un bizdeki karnesine bakalım. Evet, o ayrılık açıklaması. Igor Kokoşkov'un bizdeki sezonu nasıldı? Onunla ilgili neler söylersiniz? Önce bir onu değerlendirelim. Sonrasında da tabii ki uzun uzun Alexander Georgevich'i konuşacağız. Vallahi ben Kokoşkov'u anlamadım. Yani hakikaten anlamadım. Sırbistan milli takımında o hayal kırıklığında bir şey oldu. Yani şimdi bu ailevi bir sorunsa, öyle söylemiş bizim yönetimi. Yani bir anlamı ortaya çıktı. Şimdi bundan bir ay önce Rick Carlisle Dallas'tan istifa ettiğinde 3 adaydan biriydi. 3. adaydı. Belli ki o listeye o Doncic'in hatırına girmiş. Doncic bir ay önce de orada. Mark Cuban, Dallas'ın sahibi, Doncic ne isterse NBA'deki düzene göre yapma mecburiyetinde. Kontrat çünkü Doncic'in çaylak kontratı bitmeden uzatmak istiyorlar. Evet. Çaylak kontratı bittiğinde de, şimdi moda ya orada bütün babalar bir araya. Gerçi yani Antetokounmpo onu biraz bozdu bu sene.
Birinci şey Dallas'ta Doncic'in kontratını uzatmak. Şimdi Doncic Kokoşkov'u değil, Kokoşkov'un oğlunu istese baş koç olarak, varsa bilmiyorum, alacaksın. Yani. O kadar mı ya? O kadar. Maalesef. Niye zorlanıyorlar şeyde? Olimpiyatlarda. Eğer yetenek açısından çok büyük fark yoksa bu kafayla takım olmak gerçekten çok zor. NBA'de oynanan basketbolda takım olmak çok zor. Çünkü yıldızlar üzerine kurulu bir oyun. Ne güzel söylemiş. Fransız hangisi söyledi? Fransızlara yenildiğinde tabii ki onlar çok daha iyi oyuncu ama biz daha iyi takımız. İkisi arasındaki fark çok önemli. Kurallar farklı, hakemlerin yaklaşımı farklı. Şimdi bir de NBA'de daha dokunduğun an süper yıldızlara iki atış. Evet. Burada yok öyle bir şey. Burada baltalar iniyor, şaşırıyorlar yani ne oldu diye. O açıdan Kokoşkov'un ben aile şeyine maalesef inanamıyorum. Çünkü Allah kimseye göstermesin, ailevi bir sorun varsa bu daha önce de mevcut bir sorundur. Bir ay önce gitse adayken çok basit ya Doncic onu bu kadar istiyorsa Mark Cuban'a diyecek ki yani sen head coach olarak beni düşünmüyorsan bile ben bu takımda asistan olarak da çalışmaya razıyım diyecek. Bir ay önce de Fenerbahçe'nin yeni koç açısından opsiyonları çok farklı. O kadar basit. Ben anlamadım yani. Ama profesyonelliğe hiç yakışmayan bir davranış. Onu da sana söyleyeyim. Yani geçen hafta koç Beşiktaş'ın teklifinden söz etti. Evet. Ya bu da çok farklı değil. Yani sen transferi yapmışsın ve kadro senin kurduğun kadro. Bu kadroyu Djordjevic İtalya'dan kurmadı. Hayır şimdi bir de gelen koçun eline bir bahane veriyorsun. Ben kurmadım ki bu kadroyu diyecek. Başarılı olamazsa. Yani. Ama açıdan, gelirken biliyor yani. Ha? Gelirken biliyor. Kadro bu. Ya biliyor da yani bir eline koz veriyorsun sonuçta. Yani belki bir iki ilave yapacak. İnşallah. Onu madde bir olarak koyacaksın. Kadro bu. Ben kurmadım diye ağlayacaksan hiç konuşmayalım. Madde bir diyeceksin. Madde iki, iki tane takviye yapabilirsin. Madde üç, kadroya güvenmiyorsan gelme. İlk tatilde İspanya'da seninle bir yemek yeriz. Yani aslında gözükmeyen kuralları bu işin bu yani. Hayır şimdi baktım reaksiyonlar karışık. Kim var yani? Şimdi sen daha iyi biliyorsun. Avrupa'da Fenerbahçe gibi bir takımın başına gelebilecek başka bu zamanda kim var? Yani şu anda gelen Djordjevic olduğuna göre. Hayır yok yani ah keşke var mı? Keşke şu gelseydi diyebileceği. Vallahi baktığın ya bir ara yani, Pesic falan evet. Adı geçiyordu. Tüylerim kalktı burada yani. Tabii yani boştaki antrenörlere bakacak olursak çok fazla seçenek yoktu zaten. Yani şimdi öbür aday, ben Spahi'ye de karşıydım yani Çin'de bile başarılı olamamış. Maccabi'de NBA'den döndükten sonraki sezonu çok kötü geçti. Ya boştaki isimlerle alakalı konuşuyoruz tabii bu süreçte. Yani boştaki isimlerle alakalı konuşuyoruz. Yok işte çok fazla. Evet, çok fazla. Ya Djordjevic için yine şöyle baktığın zaman mesela bir olimpiyat finali ve Avrupa finali artı dünya şampiyonası finali oynamış ve yönetmiş. Evet. Ender isimlerden bir tanesi. Hatta tek yani. Yok, üçünü birden yapan tek. Çünkü Obradovic ikisini yapmış. Onda da şey yok. Avrupa şampiyonluğu tabii. Yok. Bir de oyuncu olarak var da koç olarak yok. Evet evet. Yani şimdi bunları Spahi'yle veya şeyle falan mukayese ettiğin zaman ağır basıyor. Djordjevic'le ilgili benim baştan beri sıkıntım şu. Hiçbir yerde 2 yıldan fazla çalışmamış. Bayern Münih 2 yıl. Pesic dedik. Pesic'in oğluyla kavga ediyor. Genel menajer orada Marco Pesic. Ayrılıyor.
İkincisi de bu sene Bologna'da ikinci yılını tamamladı. Final serisinde Milano'yu 4-0 yenmek, playofflarda hiç maç kaybetmeden şampiyon olmak, 10'da 10 yaptı. Şimdi bunlar önemli. Orada da kulüp başkanıyla kavga edip. Yani şimdi bu kadar iki yılını güzel tamamlamış bir adamla devam etmesi lazım Bologna'nın, değil mi? Bir de yani ilk gittiği sezon tabii Mart 2019'da gidiyor. Orada sezon devam ederken takım başına geçiyor. Ardından işte FIBA Şampiyonlar Ligi. Sonrasında işte ama bu sezon sonu hakikaten çok iyi. Yani Olimpia Milano'ya maç vermeden şampiyon olması bence çok değerli. Bir de baktım yani orada final serisindeki aldığı sonuçlar da çok önemli. Yani ucu ucuna kazandığı maç da yok final serisinde Milano'ya karşı. Hepsini farklı kazanmış. Yani o da oldukça önemli koç açısından. Yani koç ne diyor bilmiyorum ama benim umutlandığım şeyler bunlar, düşündüğüm şey yani çünkü hakikaten devamlı çok çok önemli. Yani her sene koç ve kadro değiştiren takımların başarılı olması mümkün değil. Žalgiris bile işte bir tane Final Four yapıyor. Sonra ilk turda eleniyor. Sonra playoff yapamıyor. Çünkü hep o gidenlerin yeri dolduruluyor. Ki alttan da senin adam da ikinci turda seçildi bu arada. Ben ilk turda gider diye düşünüyordum ama. Yine iyi. Yine Sam Presti kaptı. Evet tabii Djordjevic'in kariyerine bakacak olursak zaten profesyonel basketbolculuk kariyerini herhalde tartışamayız. Yani o inanılmazdı. Yani benim ilk hatırladığım işte o Partizan'la 92 finali. Bankın önünden attığı şut. Ya o inanılmaz. Topu getirmesi, sonra kalkıp bir de dengeli atıyor yani orada. Bilerek atıyor. Yani öyle son saniye diye elinden çıkan bir top değildi. Yani benim unutamadığım Euroleague finallerinden biridir o. Sen kaç yaşsın o zaman? 92-11. Biz, sen sağdasın büyük ihtimalle. Ben sağdayım. Yiğiter Ulu'yla kulakları çınlasın anons yapıyoruz. İki anonsçu istedi o zamanki anlaşmalara göre. Yiğiter'le anons yapıyoruz. İstatistikleri falan söylüyoruz molalarda. Öyle şey, şimdi Mustafa'nın yaptığı işi ilk o zaman yaptık. Musa Çözen'le ilk çalıştığım şey. Efsane, efsaneyle. İnanılmaz bir finaldi. Hatta maç kazanmayan Estudiantes'in seyircisinin soyunma odasından takımı geri çağırması. Maç kazanmamış. O kadar yol almış gelmiş İspanyollar. Estudiantes, Estu. Böyle şey olmuştum yani. Öğrenciler demek Estudiantes. Yani. Şey gibi yani, TED Ankara Koleji gibi. Veya işte İTÜ gibi öyle bir takım. Şeyi hatırlıyorum ben yani, en sonunda basketi attılar. Kaybediyor Partizan. Öyle bir geldi ki toplan, gelirken şeyi de görüyor. Saati de görüyor. Ve stop atabilirdi el üzerinden. Aslında en büyük oradaki yani şey mucize, el üzerinden stop atmadı. Geldi, baktı saniye var. Zaten atış elinden çıktı, sağın dışındaydı. Kendi sağın dışına attı. Dışına atarken de tek elle, yani yok artık yani. Hani tamam, el üzerinden atmaması mantıklı, bloklanmayayım diye. Ama başka çare de yok. İnecek yere çünkü yer çekim var. Sıçradı, sağa doğru gitti. Yani inanılmaz bir atış. Eminim ki onu geri bordan hiç el olmadan bomboş gelip 100 tane atsa bir tanesi çok zor girer. Bu güzel bir şey. Demek ki şansı var yani. Hayatta şans çok önemli. Onun dışında oyunculuk bilgisi. Tabii ki oyuncuyken oyunu çok iyi biliyor. Yeteneği değil yani. Bir kişi mesela piyot olabilir. Yani müthiş bir piyot. Ama öyle piyot var, öbür türlü piyot var. Yani mesela baktığın anda tüm yani Amir Ali bile içine katabilirsin. San Antonio'nun piyotları oyunu bilir. Top oradan döner. Çünkü onların sistemleri içeri girdiği anda katı yap gibi. Mesela onların daha önceki versiyonları Bostonlar, McHale, Robert Parish içeri girdiği anda uzun diye girmez. Oyunun döngüsüne katılmak için gelir. Ama point guard olmak başka bir avantaj. Çünkü hep oyunu elinde top varken kurgulamışsın. Bu sefer de elinde top yokken nasıl kurguluyor? İşte burada dediği insan ilişkileri, onlar önemli. Onları nasıl organize ediyorsun?
Ha, bu arada bu son basket de şey kim o? Şey o, Bayern Münih. Bayern Münih. İşte Bayern Münih'e de o zamana kadar en iyi iki senesini yaşatıp ayrıldı. Yani inanılacak gibi değil. Evet yani bir şey söyleyeceğim. Opozisyonun başı var mı? İspanyol şey Badalona'nın attığı basket son. Yok. Yok mu? Orada ne oluyor biliyor musun? Badalona basketi atıyor. Morales mi ne ismi? Morales. Topu alıyor. Partizanlı oyuncuya veriyor. Topu yere bıraksa süre yetmeyecek. Evet. O kadar muhtemelen daha orta sahaya geldikten sonra hadi orta saha çizgisine geçtikten sonra muhtemelen. O kadar basit bir hata ki ama refleks işte herhalde. Tabii. İdmanda yaptıysa çok fazla. Bir ara verelim. Aradan sonra Alexander Georgievich'in kariyerini ve Fenerbahçe Beko basketbol takımımızı konuşmaya devam edeceğiz. Overtime'da yeniden birlikteyiz. Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünün sonlarında Alexander Georgievich'i konuşmaya başlamıştık. Profesyonel kariyeri tabii tartışılmaz. Yani benim çocukluğumun oyun kurucu anlamında en beğendiğim isimlerin başında geliyordu. İşte Partizan'la elde ettiği şampiyonluk. Sonrasında bir NBA macerası oldu ama tekrardan Avrupa'ya döndü. 3 kez Koraç Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Milli takımla elde ettiği başarılar var. Yani oyunculuğu tartışılmazdı bence Georgievich'in. Yani Avrupa basketbol tarihinin herhalde yani benim dönemimde ya benim gördüğüm kadarıyla en iyi isimleri ilk 5 say deseniz oyun kurucu konusunda ben kesinlikle Georgievich. Tarihinde benim yani 90'dan sonra 90 öncesi bende yok Murat abi. Kim olabilir? Yani NBA'ye gidenleri saymıyoruz herhalde değil mi? NBA'ye gidenler yok. Sadece Tony yani. Parker falan onlar girmiyor. Georgievich kesin ilk 5'te vardır o zaman. Tabii. Namoski, Georgievich, başka Yunanlılardan bir iki tane almak lazım. Diamantidis. Papadoukas, Spanoulis. Gasol. Ha? Gasol almak lazım. Kimi? Pau Gasol. Ama oyun kurucu diyor. Ha bir tek oyun kurucu olarak diyor. Sadece Avrupa. Danilovic mi, Georgievich mi oyuncu olarak? Oyuncu olarak mı, oyun kurucu olarak mı? Yani oyuncu olarak. Yani ikisi de biraz... Oyuncu olarak çok yakın, oyuncu kurucu olarak tabii. Doğru, Partizan finalinin de aslında esas kahramanlarından biri Danilovic. Yani biri 25 atıyor, biri 23 atıyor orada. Ama tabii son saniye basketini Georgievich atınca hep o hatırlanıyor orada. Yani bugünkü basketbolla kullanabilsen Danilovic'i çok başka bir şey olur. Onun da yetenekleri çok üst seviyede ama basketbol bu kadar ritimli ve organize değildi. Geçelim antrenörlük kariyerine. Tabii biraz değerlendirmiştik. Önce bir Olimpia Milano macerası var. 2006-2007 sezonunda. 2005'te bu arada basketbolu bırakıyor. 2006-2007 sezonu Olimpia Milano'da baş antrenörlük görevine getiriliyor. Ve takıma da Euroleague bileti aldırmayı başarıyor. Sonrasında ayrılıyor. Ardından 2011-2012 Benetton. Benetton'da da Eurocup'ta son 16 turuna yükselme başarısı var. Sonrasında 2015-2016 Panathinaikos tabii bu süreçte 2013'te Sırbistan milli takımının da başına geliyor. 2015-2016 Panathinaikos sezonu. Orada tabii Euroleague'in şu anki sistemiyle değil bir önceki organizasyon işte ilk tur grubu sonrasında top 16 sezonu. İşte ilk tur grubunu 6 galibiyetle bitiriyor. Top 16'da da 9 galibiyet 5 mağlubiyeti var. Hatta biz grubu zirvede kupayı kazanıyor Yunan evet, kupasını. Yunanistan kupasını kazanıyor ki daha çeyrek finalde orada işte şeye göre belli oluyor ya ilk devre maçlarının sonuçlarına göre. Orada işte Olympiakos'ta da çeyrek finalde eşleşiyorlar. Onları geçip Aris'i finalde de Keratsinyu'yu hatta 50 sayı fark atıyor final maçında. Panathinaikos'a şampiyonluğu getiriyor ki işte Diamantidis'in son sezonu Kalates'le birlikte yani ikisi neredeyse o sezon Panathinaikos'u sırtlayan isimlerdi. Final serisinde de Olympiakos'a kaybediyor. Panathinaikos dönemiyle ilgili hatırladıklarımız neler? Yani şimdi tabii Panathinaikos'ta Obra'dan sonra hala arayış devam ediyor. Orada final serisini kazansa kalacak. 1-0'da öne geçiyor. Evet. Bir anda kupayı kazanmış olmasının hiçbir önemi kalmıyor.
anladığım kadarıyla da eleştiriye falan pek açık biri değil. Değil mi? Sen daha iyi tanıyorsundur. Gibi. Yani herhalde orada şeyde yeni patron o da çok sakin biri değil. Yani Panathinaikos'ta esasında şeyine baktığın zaman çok rahatlıkla kalabilir. Yani şey performansına baktığın zaman. Benetton'daki İtalya Ligi'ni çok kötü geçiriyor Benetton yılında. Ama tabii şimdi antrenör olarak da ikinci yılı bu. İkinci yılın ve ikinci takımın. Yani ilk takımındaki oyuncuları yeni tanımaya başlamışsın. Kafanda bir takım şeyler oluşturmuşsun. Başka bir takıma gidiyorsun. Hadi yine oradan sıfırdan başla. Şimdi 3 yılda 3 takım diye düşünürsen esasında Panathinaikos'taki sezonun bence fena değil. Ama final serisini kaybettiğin zaman 1-0 öne geçsen de orada işte o biraz Galatasaray Fener şeyi gibi Olympiakos Panathinaikos. Orada yine bir yıl sonunda ayrılıyor. Ya Panathinaikos'taki o kadrosu işte Diamantidis Kalates'ten bahsettik. İşte James Kist var, Feldane var. O takımda yani diğer isimlere baktım işte Fotsis yine onun da herhalde son sezonuydu yanılmıyorsam. Onun dışında işte Jankovic var, Kuzmic var. Takım da yani o kadar aslında. Yani öyle çok ahım şahım bir takım değil. Sadece Diamantidis'le Kalates'in sürüklediği bir takımdı o sezon benim hatırladığım kadarıyla. Ki o Diamantidis de Obra'nın zamanındaki Diamantidis tabii değil de artık zaten yani. Bırakmaya bırakıyor çeyrek zaten kala. Sezon sonunda bırakıyor. Ardından Bayern Münih'in başına geliyor. Bayern Münih'te tabii şimdi program ara verdiğimizde de baktım. Hemen soru gelmiş. İşte Bayern Münih'teki iki sezonunda hem Bartel hem de Devin Booker ikisiyle birlikte çalışıyor. Katkısı ne olur Georgevic'in her iki oyuncunun performansına şeklinde bir soru gelmiş. Erkan Bey'den diye anılıyorsun. Artı olur tabii ki ya. Çünkü ikisini de tanıyor. Ya hiç istemez başından o da bir artıdır. Veya da onların ne yapacağını biliyor ki bence bu daha önemli. Onları o şekilde kullanır. Bu da bir artıdır. Ben öyle bakıyorum. Ama guard onun için çok önemli. Yani şu anda Kokoşkov gibi De Colo'yu birinci gardı olarak görüyor mu görmüyor mu? Bence bu çok önemli. Görmez inşallah. Abi bence görmüyordur zaten. Yani. Kendisi de o pozisyonda oynadığı için görmüyordur. Görmemeli. Görmeyecektir. Ya görmez bu kadar, inşallah. Bu kadar çok farklı yerde çalışmak birçok farklı oyuncuyla çalışmak anlamına da geliyor. Devamlık sıkıntısı yaşatıyor ama yani Benetton'daki İtalya Ligi dışında da Euroleague, Eurocup hiçbir yerde kazandığından daha çok maç kaybetmemiş. Evet. Zaten Eurocup şeyi muazzam galibiyet yüzdesi. %78 mi öyle bir şey. Yani kişilik olarak uyum sağlarsa taraftar bir kere salona döneceği için yani Kokoşkov geçen sene çok eleştiriliyordu hiçbir tepki göstermiyor diye. O açıdan Obra'ya çok daha yakın bir kenar şeyi var, görüntüsü var. Bağırıyor, çağırıyor, işin içinde oynarmış gibi efor sarf ediyor. Ama işte o devamlık benim için çok çok önemli. Bunu Efes'te de gördük bu sene. NBA'ye giden o kadar oyuncuya rağmen Fenerbahçe Beko'da 6 sene gördük, 7 sene gördük. Bakalım hayırlısı. Koç hiç bir şey söylemiyor. Bugün ha göreceğiz ya. Yani şimdi Euroleague bu seviye. Yani şimdi Euroleague'in alt tarafının Eurocup'tan bir farkı yok. Alt tarafının. Eurocup'un üstünden yok ama. Tabii ki. Eurocup'un üstünden evet. Yok. Ama şimdi Euroleague'in üstü üst üst. Yani orası için biraz bakmak lazım. Yani orada bilgi de gerekiyor ama bir tek bilgi yetmiyor. Orada ilişki gerekiyor, bir tek ilişki yetmiyor. Orada iyi antrenman gerekiyor, yetmiyor. Yetenek orada gerekiyor, yetmiyor. Strateji gerekiyor. En önemlisi bugün strateji gerekiyor. Yani şimdi oynayacağım bazı takımları, Benetton'la, Milan'la, yani mesela bu sene baktığın anda bir yere kadar tamam ama direniş sakatlığından sonra hep beraber yaşadık. Aynı şeyleri konuştuk. İnanılmaz Milano aşağı indi. Tamam şimdi böyle olduğu zaman Bologna'da bir basketbol kültürü. Oraya öyle geçmek başarı. Ama Euroleague'de Final Eight, Final Four'ları
takip ediyorsan, orayı hedefliyorsan, senin rakibin o Milano'nun kapasitesinde bir takım olmayacak. Sene sonraki yani daha büyük takımlar olacak. Şimdi onlarla oynamak için çok artış eklemek lazım. Ondan bir parça yani sezonu görerek konuşmak daha doğru. Kendimi şöyle bir Avrupa Şampiyonası'nın finaline götürüyorum. O çıktı, bu çıktı, faallendi, bir sürü sakatlık oldu. Biz de zaten Türk'üz yani zayıfın yanındayız. Slovenya Sırbistan'ı kazanıyor diye anormal Slovenya istiyordum ki Slovenlere ben çok daha fazla sempatim var. En sonunda herhalde dedim olmayacak. Yani kenarda şeyi bekliyorum. Kokoşkov ne zaman delirecek ve bunlara itiraz edecek diye. Ama Kokoşkov böyle maçı bitirdi. Dedim ki abi bu nasıl ya? Ya bu kadar sakin kalınabilir mi? Sonra tabii burada gördükçe gördü ki Kokoşkov zaten oymuş yani. Onun maksimum hani adrenalin ve tepki sınırı oymuş. Onun üstü belki bir tane teknik faul almakmış. Yetiyor mu Yörük'te? Yetmiyor. Yani çünkü Yörük'te yöneten de senden etkileniyor. Rakip de etkileniyor. Baktığın anda bunun overdose'u kim? Pesic. Yani o da stratejiyi tamamen artık başka kenara bırakmış. Tamamen aldım, güldüm, bağırdım, çağırdım, onunla götürüyor. Buradaki maçtı değil mi Murat abi? Tabii daha birinci dakikada. Birinci dakikada atıldı. Biz galiba beraberdik. Ben şeydim. Abi ortak oldum maça dedim. Yani o atılınca maça ortak oldu Real Madrid. Ben öyle gördüm. Çünkü kenardan bu kadar bir takım bulunmaz. Barcelona, pardon. Yani şeyden önce. Söyle Yasikevic'den önce. Şimdi yani onun da bir dozu var. Ondan hani nasıl başında konuştuk. Daha ormanlardan geldik. Mete Gazoz'a gittik. Bu işler de böyle. Yani bir çeşitlilik yani. Bunların hepsini toplayabiliyorsan oralarda başarılı olabiliyorsun. Abi çok iyi antrenman yaptırıyor. Ben inanıyorum ki bireysel antrenmanı hiçbir tane bir antrenman seyretmedim. Ama Fenerbahçe bu sene çok iyi yapmıştır. Kokoşka onları veriyordur. Yok o zaten kendini belli etti sezon içinde. Kimse sakatlanmadı. Yani düzgün gidişim. Anatomiyi belli ki oradan biliyor. Ben istediğim kadar burada öyle yaptım, böyle yaptım. Hakem yapayım. Hakem keseyim. Ama bugün NBA'in anatomik gelişmesine benim sahip olma imkanı var mı? Çok zor. Anca gidip oralarda araştırma yapıp yaşamam lazım yani. Şimdi oraları hep yaşayarak gelmiş ve işi o. Onun işi bir tek maç stratejisi değil. Takımı sağlam ve dingin tutmak. Yani görevler arasında bu var. Geldi burada bunu yaptı. Ama yeterli oldu mu? Olmadı yani. Ondan bence izleyerek yorumlamak en doğrusu yani. Bir de şimdi ilk defa haftada iki Euroleague maçı yapacak. Eurocup'ta öyle bir şey yok. Şimdi bu da değişik bir şey. Şeyin zamanında uçağa bindikleri an çalışmaya başlıyordu ekip. Şimdi haftada iki maçlı bir Euroleague'de senin yanındaki grup da çok büyük önem kazanıyor. Tabii. Ben şeyden biliyorum, Erdem'den biliyorum. Uçakta devamlı bir sonraki maça hazırlık. Görüntüleri arka arkaya koyuyorlar, bilmem ne, istatistikleri çıkarıyorlar. O açıdan o da mesela bir soru işareti. Çünkü hiç haftada iki maç, yani iki maç da şey yani atıyorum Real Madrid'le orada oynuyorsun. Baskonya'ya gidiyorsun. Sonra Baskonya'ya gidiyorsun. Sonra Baskonya'ya gidiyorsun. Hafta sonu geliyorsun, ne bileyim işte. Burada Makabi'yle oynuyorsun. Bir sürü yani ona o tempoya da alışmak bir süre alabilir hiç. Yönetmemiş birisi. O ekip onlar yapmayacak mı yine aynen? Yapacak zaten. Erdem ama var. Ekibi nasıl kuracak o önemli diyorum. Ekip değişebilir gibi bakıyorsun sen. Erdem'in değişeceğini zannetmiyorum ama Kokoşkov'un istediği şeyleri istemeyebilir yani. Erdem Can'la ilgili de arka arkaya 6. kez yine NBA Yaz Ligi'nden davet aldı. Utah'a gitti ve 2 etapta Utah'da ekibin içinde yer alacak o da. Güzel. Bunların hepsi işte çok değerli tecrübe. Yani orada yönetmek, içinde bulunmak dışında konuşmak bile orada senin için çok artı bir değer yani. Yolu açık olsun orada yani. Yani şimdi Erdem Can Kokoşkov'da çalıştı. Obray'da zaten yıllarca çalıştı. Utah 6. sene dedin. Yani sanki o da artık şeye hazır gibi. Değil mi? Tabii yani benim özellikle
Şimdi değerlendiriyoruz ya, işte transferler Kokoşkov'un bilgisi dahilinde yapıldı. Ondan sonra işte ona yollar ayrıldı. Ardından işte Aleksandr Georgevich takımın başına getirildi. Ben Georgevich'le alakalı aslında bu Bologna'ya gittiği ilk sezon, orada da Mart ayında gidiyor biliyorsunuz takımın başına. İlk çıktığı maç hatta Mart ayında FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı. İlk maç berabere kalmış takım. Orada biliyorsunuz sayı avantajına bakıldığı için beraberlik kurallar dahilinde. İlk maç berabere kalmış takım. Çıktığı ilk maç son 16 turu rövanş maçı. Hemen onu kazanıyor. Ardından işte çeyrek finalde Nanterre'i geçiyorlar. Sonrasında Final Four önce Brose Bamberg'i 17 sayılık farkla yeniyorlar. Finalde de Tenerife'yi mağlup ederek şampiyon oluyor. Yani orada da aslında kendi kurmadığı bir takımın başına gittikten sonra çok kısa süre içerisinde aslında elde ettiği bir başarı var. İşte demin bu kadar takım değiştirmenin bir avantajı da her çeşit oyuncuyu da yönetme şansını elde etmiş dediğim o işte. Ama şimdi rakipleri sen saydın işte. Tamam, Bamberg'in Euroleague tecrübesi var yıllar önceden. Nanterre bir sene galiba Euroleague oynadı, değil mi? Tenerife? Yok, oynamadı. Yok, oynamadı. Hiç oynamadı. Hep kap oynadı. Ama tabii takımların o dönemki kaliteleriyle de alakalı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların zaten seviyesini biliyoruz. Halen yani geride bıraktığımız sezonki şeyin, yani o zamanki kadrosuna baktım. Kevin Panther var. Amat Mbai var. Bologna'daki ilk sezonunda gittiğinde. Tony Taylor, Calvin Martin ve Mario Chalmers var takımda. Yani ilk gittiği sezonki takım bu Bologna'da. Ona rağmen çok kısa süre içerisinde elde ettiği başarı bence bu konuyla alakalı Georgevich'e iyi olduğunu bence gösteriyor. Kevin Panther o sezon sonunda mı transfer oluyor Milano'ya? Evet. Amat Mbai var, Tony Taylor var, Calvin Martin. Tony Taylor da şey, Türkiye'ye geldi galiba, değil evet. mi? O sezon sonunda. Galiba o sezon sonunda geldi Türkiye'ye. Karşıyaka'ya mı? Karşıyaka'ydı. Sonra işte 2019-2020 sezonu zaten orada da iyi gidiyorlardı aslında. Ligde işte 20 maç 18 galibiyet liderler. Euro Cup'ta ilk tur grubunu 10 maçta 8 galibiyetle zirvede bitirmiş. Top 16'yı geçmiş. Monaco'yla eşleşmişlerdi ki Covid-19 salgını nedeniyle hem lig hem de işte Euro Cup organizasyonu durdu. Beyaz sezon ilan edildi. Durdu. Aslında orada da iyi bir ivme yakalamıştı 2019-2020'de. Zaten işte Teodosic takıma dönüyor. Onun dışında işte Stefan Markovic, Vince Hunter, Kyle Weems var takımda. Geçen sezonda zaten demin de bahsettik. Geçen sezonki performansı hakikaten iyi İtalya Ligi'nde. Normal sezon dördüncü bitiriyorlar. Çeyrek finalde Treviso'yu, yarı finalde Brindisi'yi maç vermeden 3-0'lık serilerle geçip final serisinde de ne olursa olsun ya, Olimpia Milano'da bir oyuncu, iki oyuncu tamam sakat olabilir ama yani gene de Bologna'ya göre ağır basan bir kadro. Ona rağmen maç vermeden geçiyorlar ve şampiyon oluyorlar. Yani baktım, ilk maçı 9 sayıyla kazanıyor. İkinci maçı 11, üçüncü maçı 18 sayı, son maçı da 11 sayı farkla kazanıp şampiyon oluyor Bologna. Şimdi Final Four sonrası lige dönüp playoff'lara konsantre olmak da bir tecrübe işi. Fener Efes'le eşleştiği seneyi düşün. O eksik kadro. Evet. Final Four'da. Lige döndüğünde Fenerbahçe o kadar eksiğe rağmen şampiyon oluyordu. Melli şutu soksa 2-0 olacak. Doğru. 2-0'la dönecek. Ama şimdi Efes onu yaşadıktan sonra tabii orada finalde kaybedip burada kazanıp dönmenin de belki biraz şey farkı var. Yani psikolojik farkı var. Ama yani Milano'nun o soyunma odasında nasıl bir şey vardı onu bilemiyoruz. Yani Messina tabii çok tecrübeli. Bunların üstesinden gelebilmesi lazım. Ne olursa olsun 4-0 bence çok büyük bir başarı. Yani eksikler olsa da Final Four'da hayal kırıklığı yaşamış olsa da beklentilerine göre. Çünkü yani Milano geçen sene çok ciddi para harcadı. Bu sene daha da ciddi para harcıyor. Yani öyle 30-35 de değil bence üstünde. Final Four onlar için şey değil. Yani Obra'nın olmadığı bir Euroleague'de geçen sene ve bu sene onların hedefi şampiyonluk yani. Koç?
Yani sezon performansını nasıl değerlendirdin? Yani, bir de dediklerine katılıyorum. Yani bu öyle bir şey ki artık yarışma da çok çeşitlilik. Yani baktığın anda hani Milan'da tamam Obra yok. Belki düz bir favori yok. En favori Anadolu Efes yine. Oradan dönüşünde yani aynı yerden çalıyorum. Milan'da şey olmaz yani. Mateme bürünmez. Abi olmadı Final Four. Onun böyle süreci, atlatma süreci günler sürmez. Yani zaten en iyisini yaptık. Oradan da çıktık. Ufak bir yakın tarihe gidersin. Yani oradan baktığın anda çok zor. Daha Milan bir ara 16. falandı. Bir sene önce Messina gelmeden. Bak nerelerden kurtardık dersin. Tamam bu da böyle. Seneye de bir daha Final Four. Şampiyonluk geliyor sonra. Sloganıyla lige bakarsın. Yani ondan o kadar deforme olmamaları gerekiyor. Şey açısından baktığın anda, George açısından da zaten hayat böyle yani. Bir maçın kaybettiğinde o ceketi değiştirip yeni tişörtünü koyduğunda o biter. Eğer orada saatlerce sen kalıyorsan takım da kalır zaten. Başkan zaten kalır. Yani sen ceketi değiştirsen bile yönetim onlarda kalabilir. Başkan derken şube başkanı, yönetim, menajer o kalabilir. Onları orada biraz hayata döndürecek olan koçun dirayeti ve direnci. Tabii ki sebeplerini açıklayıp. Yani böyleydi, böyle oldu. Sana da inanıyorlarsa, evet ya elimizden gelen her şeyi yaptık. Böyle bir şey oldu. Tık öbür merhaleye, ikinci adıma geçebilirsin. Yani oralarda zaten iyi olması gerekiyor. Çünkü oyunculuk kariyeri öyle yani. Oyunculuk öyle bir şey yani. Yani bir maçı kaybettiğin anda seride ne kadar geri dönüyorsun? 2-0'dan 3-2 geri dönüyorsun. 2-1'den 4-3, 4-2 geri geliyorsun. Yani basketbol, hani Murat diyor ya, Mete Gazoz'u anlatırken bu istiyor, bu diye. Herkes için onu istiyor. Yani en sonunda hedefe ulaşan insan bir kere mental ve ruhsal olarak da dirençli olmak zorunda. Onun orada olduğu, yani Djordjevic'de bunun olduğu zaten aşikar. O son şut o. O son şut tamam yani yanında savunma yeri yatıyor, yana çekiliyor ama o kararlılıkla geliyor. Yani buradaki tam İngilizcesi determination. Değil mi? O kararlı olan insanlar yani daha sonraki bir muhtemel bir başarısızlıktan sonra çok çabuk yukarı çıkabilmeliler bence. O da öyle yani. Ki aslında işte Milano'nun Final Four'undan bahsettik. Euro Cup performansına da bakacak olursak işte ilk tur grubunu 10'da 10 yaparak bitiriyor. İkinci tur grubunu top 16'yı Bologna'nın. Orada da 6 maçının hepsini kazanıyor. Çeyrek finali 2 maçı kazanıyor. 18'de 18. Sonrasında yarı finalde Unix kazanan. İlk maçı kazanıp sonrasında kaybediyor. Aslında yani onlarda da bir moral bozukluğu sonrasında lige dönüşü var. Esasında onlarınki belki daha da büyük moral bozukluğu. Çünkü herkes Bologna'nın kazanmasını bekliyordu şeyi. Euro Cup. Yani herkes Milano'nun Euro Ligi kazanmasından çok daha fazla Bologna'nın Euro Cup'u kazanmasını bekliyordu. Yanlış mı? Doğru. Değil mi? Şimdi burada Murat'ın söylediği o kadar önemli ki. Bir şey oynuyoruz galiba. Deutsche Bank Alba ile Alba sezonu kendi sahasında 20'de 21 yapmış. Euro Cup hiç maç kaybetmemiş. Çok yakın bir Alman arkadaşımla Röder'le beraber oynamış. Beraber çalışıyor. Dedi ki basketbol bilgisi muazzam ama bir transfer yani iletme sıkıntısı var. Bir dedi en büyük dedi bir şey olmadığı anda hemen down dedi. Dedim ama bu kadar kaç tane maçı biz sayıyla kazandık dedi. Böyle yaptı yani Allah dedi yani. Bir şey kötü gittiği anda dedi ve muazzam şeyci dedi. Nedir onun öyle hani uğurcu, suğurcu. O öyle olmadı bugün bunu olmadı oradan yağmur yağdı. Bu kötülük olabilir. Yani böyle bir negatif yaklaşımı da var dedi. Ederseniz öyle edersiniz dedi. Ben bunu aldım. Daracıma koydum. Basın toplantısında işte gittik şey dedim yani aslında bizi dedim en büyük motive eden dedim. Alba Berlin'in mutlaka bu inanılmaz seyreden sonraki basın toplantıları beraber bir yerde bu kırılacak dedim. Bu bizi motive ediyor dedim. Bugün mesela sezon içinde 5 mağlubiyet alsalardı o kadar güvenli olmayacaktık dedim. Ama hepsini seri halinde kazandıkları için mutlaka mağlubiyet günü gelecek. O günde işte yarın zaten. Kafasına soktu işte. Yarın zaten diye. Ve bir şey oldu sonunda. Gerçekten birinci aldığımız anda bunun devamı da gelecek falan. Hakikaten çıkarken düşünceli çıktı.
ya bu ne diyor ya falan diye. Şimdi ve o Tio'da yani o asist diyelim muazzam yaradı. Şimdi bazı insanlar gerçekten yani onun fictitious şey İngilizcesini bulamadım, Türkçesini de bulamadım. Batıl diyeyim yani. Superstitious. Evet. Yani kafa, batıl inanç. Evet, kafa takılıyor oraya yani. Eyvah, bir yerde böyle mi olacak diye. Şimdi öyle olduğun anda o final anlarında, şampiyonluk anlarında rahatlıktan uzaklaşıyorsun. Çünkü en sonunda coaching'de, bence yönetimde hangi tarafında olursan ol, bir şekilde stres kaldırma. Daha doğrusu olanı stres diye algılamama. O baskıyı kaldıracaksın. Yani o açılardan bence çok artı değer yaratacağına inanıyorum da. Ama basketbol stratejisi haftada iki maç, daha yoğunluk. Rakipler alıştığının iki tık daha üstü. Yani boğuşman gereken rakipler. Oraları da bence görmek gerekiyor. Altlarını yazalım ama sezonda seyretmek gerektiğini de söyleyelim. Yani. Kısa bir araya gideceğiz şimdi. Aradan sonra Alexander Georgievich'i ve erkek basketbol takımımızı değerlendirelim. Overtime'da yeniden birlikteyiz. Tabii bugün programımız 2 saat. Artık şu an 3. bölüme geçtik. Sonrasında da 4. bölümle finali yapacağız. Özellikle tabii izleyicilerimizden gelen bir talepti bu. Pazar günleri. Konuşmalar, muhabbetle alakalı. Bir tane soru okudun. Var soruyla mı? Alakalı. Şimdi bakacağım. Georgievich'in bir de milli takım performansına bakalım. Sonrasında siz konuşurken ben bir de soruları kontrol edeyim. Ben onu Batu'ya yardımcı oluyordum ama telefonum değiştiği için daha Twitter'ı biraz daha şey tuttu. Yani ne oldu öbür telefon? Etmek, öbür telefon kapasitesi patladı artık yani. Nasıl? Yani yetmedi. Yeter artık diye bir ekranda şey çıktı yani. Bir telefona bu kadar yüklenilemez. diye böylece bir anda yani 64 GB şey megabayttı. Yetmedi yani. Onun için yoksa telefondan mutluydum. Hmm. Ama telefon kullanma şeklinden hiç mutlu değildi. Ve bunu belirtince... Telefon kendi istifasını verdi. Evet, her şey Instagram'a, Twitter'a falan tek tek yüklüyorsun. Milli takım performansına da bakalım Alexander Georgievich'in. Tabii İlkoviç'ten 2013'te milli takımı devraldı. Eurobasket'te 7. olmuştu 2013'te Sırbistan. Sonrasında İlkoviç'te yollar ayrıldı. Georgievich takımın başına getirildi. 2014 Dünya Kupası final Birleşik Devletler Madrid'de. Birleşik Devletler'e karşı tabii orada kazanılmış bir gümüş madalya var. Ardından 2015 Avrupa Şampiyonası yarı finalde Litvanya'ya 3 sayı farkla kaybediyor. 2016 Olimpiyat Oyunları final yine Birleşik Devletler'le. Sonrasında 2017 Avrupa Şampiyonası yine final Slovenya'yla oynadıkları maç. Ardından da 2019 Dünya Kupası çeyrek finalde Arjantin'e kaybediyorlar. Sonrasında klasman maçları oynanıyor tabii FIBA Dünya Kupası'nda orayı. Beşincilikle tamamlıyor Sırbistan milli takımı. Yani Sırbistan milli takımını yönetmek de bence çok zor bir iş. Ya şimdi ben Belgrad'daydım. Obra, koç. Bizim de soyunma odasında herkes birbirine girmişti. Bizden daha beter Sırbistan soyunma odası vardı. Marko Jaric'i dövdüler. Disko çıkışı. Kimler vardı o takımda? Rakočević vardı. Yani bütün el bombalarını bir araya getirmişler. Ve korkunç bir ego savaşı. Marko Jaric doğru hatırlıyorsam yeni kontrat imzalamış. Acayip bir araba almıştı. Onunla hava atarken bir kavga çıkmıştı falan. Öyle bir şeyler oldu. Sırbistan milli takımını idare etmek gerçekten çok zor. Çünkü onlardaki bütün oyuncular gittikleri takımların hepsi ya birinci silahı ya da ana parçalarından biri oluyor. Yani biraz bu Team USA için hep atıcıları bir araya getirmişler diye eleştiri var ya. Gerçi Draymond Green falan da var ama o Yugoslav takımları, Sırp takımları da öyleydi. O egoları zaten idare edersen gerisi kolay. Şimdi burada iki kere Amerika'ya kaybetmiş. Çok şaşırtıcı bir şey tabii. Değil. Litvanya'ya kaybetmek, yani Litvanya değişik bir, yani sokaktan 12 kişiyi toplayıp aynı düzeni, aynı takım oyununu oynarlar. Yani o yok öyle yani çok enteresan bir ülke şey açısından. Basketbol kültürü olarak. Basketbol kültürü en üst seviye.
Slovanya'ya ve Doncic'e kaybetmek de şey değil. Yani dünya sonu. Dünya sonu değil. Arjantin işte bir tek o biraz. Çünkü o baba Arjantin döneminin sonu. Evet. Yani geçmiş şeyi. Ama yani milli takımda şey gayet iyi bana sorarsan. Ki çok da iyi milli takımlar, geçmiş milli takımlarla yetenek olarak mukayese ettiğinde yani o seviyelerinde biraz altında bir Sırbistan milli takımı vardı. Yani onlar çalıştırdığı dönemde tabii. Evet, onlar bir ara felaketti çünkü yani. Hakikaten yetenek baz alındığında Amerika kadar yetenekli takımları vardı neredeyse. Evet. Koç sen ne söylersin? Sağdaki Sırp itirazı nasıldır? Sahada. Oyuncu olarak mı? Evet, bir şey beğenmedin. Nasıl tepki verir Sırp oyuncu? Sırp koç. Ha, koç olarak. İkisi de oyuncu da koç da. Hakeme, arkadaşına, öbürüne. O bir de budur yani. Hadi ya, git Allah aşkınadır. Şimdi bu söyledikleri... Hakeme göre değişir o. Bazılarını böyle yapamaz. Aynen ama genelde buna ben, bu onların reaksiyondur yani. Böyle ithal. Mesela İtalyan hakem böyle ithal eder. Yani komik parası. Nasıl ya, imkanı var mı? Diye böyle ithal eder. Onların da tarzı budur. Çünkü şimdi baktığında işte yok yeni araba alınmış, kavga edilmiş, onlar orada soyunma odası birbirine girmiş. Bunları acaba Klaus anlatabilir mi Dortmund'da? Veya İngiltere'de Süper Lig'de ya bizim takım birbirine girdi. İnanamazsın falan diye. Almanya'da hiç olmaz da. Bunun rüyasını bile göremez. Yani rüyasını görse der ki yani kalktım yani yer gök her taraf darumar olmuştu. Onunla eşdeğer bir şey yani. Hayalinden de geçemez. Çünkü o tip ülkelerde oralarda antrenman zaten işin parçası. Ya yani sen şimdi burada bu yayını sunarken kalkıp bir an dans edebilir misin? Edemezsin yani. Ama bunu diğer ülkede böyle daha komik bir şey yaptığında araya gider. Ama oralarda gitmez, imkan yok yani. Ondan sahaya adımını basan oyuncu diyor ki, kardeş diyor, bu bugünkü antrenman bir business diyor. Bir iş kolundayım diyor. Bunu en iyi şekilde yapmam gerekiyor diyor ve yapıyor. Ama daha böyle rahat davranabilen diyelim ülkeler tarafına geldiğin zaman, şimdi onları yönetmek için yani Löw'ün acaba İstanbul'da ilk geldiğinde Fenerbahçe'de biz beraber çalışıyorduk. Ya gelip bana şey diyordu. Sahanın bu tarafına bakarken aynı böyle bir sohbetimiz oldu. İsmail de vardı. Sahanın arka tarafını nasıl çalıştırıyorsun diyordu. Ben tabii hemen anladım suali. E burası çalışırken arkası biraz da tempoyu düşürebiliyor. En köşeye gideceksin baba dedim. Nasıl ya dedi. Şimdi bir Alman alışmış arada gidiyor geliyor. Ama buraya bakarken orası kaydırıyor. Benim oyuncum da kaydırabiliyor. Ben ama en köşeye gittiğin anda hakikaten ya dedi. Ama dedi sizin saha çok küçük ya dedi. Basketbolda gidiyorsun. En köşeye belki megafonla gideceksin dedim. Ama herkesi kontrol etmek istiyorsan. Şimdi biz böyle şeyler bulmak zorundayız. Bunlar olmuyor mu? Gerçekten oluyor. Ama Alman böyle bir şey bulmuyor. Ondan dolayı bu işte Sırp takımı. Egoları müthiş olduğu kadro. Öyle diyor. Onları yönetmek için Sırplar da bir tek ben zannetmiyorum ki bu seneki mini takıma bakıyorlar. Onların da bir Mete Gazoz çıkışı var. Ne orada bir proje var. Yani bu koç gitti. Tamam bir yere kadar Ivković geldi. O da gitti. Pesic de bundan sonra değil. Şipa'ya tam oralara uydu mu uymadı mı? Çin'de o yaptıkları olmazdı. Bir işte koçun daha farklı. Bizden mühür almış. Otorizasyon almış koçun. Başka olması lazımdı. Obradović tamam burada. İnan orada basketbol yönetenler şimdi şunu düşünüyordur. Obradović de Partizan'a geldi. Kim abi arkaya bak, kim geliyor arkadan? Yani onlara öyle biri lazım ki o oyuncuların egosunu kesecek biri lazım. Onun için Djordjevic ve onun için önemli bir şey. Nasıl söyleyeyim? Figür. Çünkü sahip oradan şimdi oyuncu geldiği anda yani Djordjevic'e şey diyemez. Selam baba ne haber diyemez. Yani oradan Djordjevic geliyor. Bütün omuzlarında oranın basketbol tarihi var. O adam geçen sene kimdi? Son birkaç sene Kokoş'tu. Igor Kokoşkov'du. Al Sloven mini takımını, karşılığını verdim. Zaten NBA asistan koçusun. Tamam. Sıra nereye geldi? Sırbistan mini takımına. Sırbistan mini takımı yanında bak burada Obradović neler yaptı. Al Fenerbahçe'ydi. E baba işte yani. Bizim projemiz sensin. Hadi yürü git. Gel yayının başına. Murat dedi ki ben böyle bir aylık olacağını
imkan tahmin bile edemiyorum dedi. Tahmin bile edemezsin bile. Demek ki o onanın yani yapabilirdi de bir gün gelip yine yapar. Ama o daha ziyade NBA'deki başka bir dizaynın parçası olmuş. Yani burada ben bir Sırp ürünü basketbolda Avrupa'ya el küçük. Bunun altı geniş oyuncular çıkıyor, menajerler çıkıyor. Bu işin marketi var. Yani bunları bulmaya çalışıyor. Ondan da şu andaki ürün olarak baktığın anda iki sene kalmış, kalmamış, başkanla kapışmış oyuncu. Ama Djordjevic yaptıkları ve önüne sunulanları kullandıkları çerçevesince oradaki adaylardan bir tanesi. İn bir tane aşağıya. De ki Djordjevic'den sonra kim gelecek? Ne koçlar geçti? Kız Yıldız'dan parçalan. Olmuyor. Yani çünkü oyuncu çok güzel söyledi. Hakikaten altını 20 kere çiz. Egolu hepsi dedi. Evet. O gelen... Onun yönetmesi dahi ayrı bir meziyet. Sen onunla istediğin kadar konuş. Onun kafasında şey var. Draftler. O zaman ben Houston'da da Jack'la konuşayım. Belki o oraları şey yapıyor. Önünde Vidas işte ne bileyim. Vlada Divac var. Başkası var. Diyor ki ben burada diyor bak o da Doncic'le gitti diyor. Buraya gidersem senin anlattığında ruhu şey fiziği orada ama ruhu orada değil. Onları idare etmek için biraz ağır basman lazım. Bence Obra'nın da... bence en büyük şansı çok zor şartlarda elde edilmiş bir Euroleague'de o. Çünkü iç savaştan dolayı maçları da Belgrad'da oynayamadılar. İspanya'da oynadılar. İspanya'da Badalona'da oynadılar diyebiliyorum. Ya Badalona ya da Fuenlabrada mı öyle bir? Fuenlabrada. Fuenlabrada da oynadılar. Oynadılar. Kendi ülkesinde lig maçları için gidiyorlardı. Evet. Şimdi inanılmaz zor şartlar. Ama takımın yaş ortalaması 21.4 mi ne öyle bir şey. Aç hepsi. Ve Obra hepsinin kaptanken saygısını kazanmış. Yani belki 27.8 olup bir yerlere varmış, NBA'de 2 sene, 3 sene oynamış bir ekip olsa Obra en başta da biraz zorlanacak. Ama bu kadar aç, kendini ispat etmeye hazır, o Euroleague şampiyonluğunun piyasada, pazarda onların değerini ne kadar arttıracağını düşünen bir takımın koçu olması onun biraz işini kolaylaştırdı diye tabii yani o zaman Danilović var, Djordjevic var, işte Represa, Represa var, çok genç, Lončar var, Stevanović, Nakić yine Partizan'ın o kadrosunda, Koprivica bir de. Yani 92 kadrosunu düşünecek olursak yani hakikaten çok büyük iş o kadar genç takımı. Bir de o şartlarda yani maçları içeride oynamıyorsunuz, İspanya'da oynuyorsunuz, lig maçları için tekrardan dönüyorsunuz, bir yandan iç savaş var. Ama orada bir laf var biliyorsun. Dobra igraş, dobra materyal. Al sana oyuncu, al sana malzeme diyor. Yani şimdi Sırbistan'da, eski Yugoslavya'da böyle çıkıyor malzeme. O zamanlar oyuncu fışkırıyordu. Onlar evet. Da... Onları idare edebildiğin anda zaten. Bana sorsan desen ki tamamen katılıyorum dediğinse. Yani peki Obradovic'in yani nerede şansı? O ilk gün. Onu yaptığın anda ikinci geliyor. Onu yaptığın anda üçüncü geliyor. Zaten üç Avrupa şampiyonu falan. Üç diyorum. 9-9 demiyorum. Aldıktan sonra ondan sonra başına gittiğin anı takımın... Bak Badalona'da da egosuz bir takım yönetti. İkinci şampiyonluğu. Corny Thompson bir Amerikalı. Yani basketboldan para kazanıyor olmaya şükrediyor. doğru. Villacampa var ego evet, olarak ama Villacampa zaten Badalona demek. Şu anda da kulüp başkanı. Yani o Jofresa'lar orada mı? Jofresa var orada. İki Jofresa var. Birden. İkisi de çok genç o dönem. Harold Pressey var. Diğer Amerikalı. Evet. O da çok organize bir NCAA takımından mezun Güklü olmuş. Güklü müydü o? Hı? Güklü müydü? Neydi o? Villanova. Villanova. Yani esasında bence Obra'nın egolar açısından zorlandığı ilk durak Real Madrid. Yani Sabonis'ler neydi? Arlukas mıydı? Arlukas'lar. İspanyolların zaten ayrı bir egosu var. Ya onu yönetmek bence işte büyük takım yani futbolda da aynı durum söz konusu. Büyük takımlarda yani oraları yönetmesi ayrı bir meziyet. Hayır, işte o seviyeye geçmeden önce iki tane
daha uygun takım yönetiyor. Hani ikisi de EuroLeague şampiyonu yapıyor, ayrı bir şey de. Yani orada da biraz tecrübe kazanıyor şey açısından. Tecrübe artı aporet abi. Orada aporet. Tabii şimdi iki kere şampiyon olmuş birine Sabonis'in yaklaşımı da farklı. Arlukas'ınki de farklı. Yani. Ya George... Kapıdan giren bir koça daha şey bambaşka. Ya Georgievich'le de alakalı işte. Yani olimpiyatlar, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası. Hem oyuncu hem antrenör, madalya kazanan tek isim. Madalya. Madalya kazanan tek isim. Şampiyonluk açısından zaten olimpiyatta işte Birleşik Devletler varken hakikaten çok zor. Ama işte yani böyle de bir gerçek var. Bu yüzden çok saygı duyulan, çok önemli bir baş antrenör. Yani şimdi hakemlerin Kokoşkova biraz da tavrından dolayı pek saygı duymadığı kesin de. Hem Türkiye'de hem şeyde. O da belki biraz şey olabilir yani. Düzelebilir diye düşünüyorum. O da ilişki abi. Hı? O da ilişki yani. Hı. İtirazın boyutu da bir ilişki. Yani her zaman bağırıp çağırıp itiraz edemezsin. Bazen ufak bir şey söylersin. Bazen yani yanlıştır o düdük. Ama onu söylerken yani ya Murat şu senin çalacağın düdük mü, gözünü seveyim. Akşam kendin güleceksin ya dersin. İzlerken seni düşündürürsün. Yani sürekli böyle bastırarak gidemezsin yani. O oralarda tabii asistan koç olmak, o tip şeylere maruz kalmıyorsun hiç. Başta onu bir koç yapıyor. Sen arkadan çaktırmadan seyrediyorsun. Bir anda doğruya atlamak çok kolay bir şey değil aslında yani. Suallerimiz var galiba. Evet yine tabii izleyicilerimiz Bartel'le Booker'dan faydalanması. Yani sürekli aşağı yukarı aynı soru geliyor. İşte Bayern'le bir arada çalıştılar. Hem Bartel hem Booker 4 ve 5 numara kullanımı nasıl olur? Yani... Çünkü iki oyuncu da yakından tanıyor. Hatta o sezonlara baktım. En skorer iki isim neredeyse Bayern'de. Ya Bartel'in nasıl yani şimdi psikolojisini tamir etti mi etmedi mi? Çünkü Bartel geçen senenin ilk yarısı da fena değildi ama bir anda duvara çarptı. Yani stretch 4 olmaktan tamamen çıktı. Yani hustle player oldu bir anda. Yani hücum faal yaptıracak, kendini yerden yere atacak. İşte rebound için savaşacak. Şimdi Bayern'de öyle değildi. Bayern'de %38'e yakın üçlük yüzdesi evet. vardı doğru hatırlıyorsam. Şimdi nasıl bir Bartel'i karşısında bulacak Georgievich'in? Oradan hatırladığı Bartel'i mi yoksa buradaki Bartel'i mi? O açıdan o etkileyecektir onu diye düşünüyorum. Ama bak, burada onun kafasındaki gardı bulabilecek mi? Esas bence o çok önemli. Valla baktığın anda orada şey yapabilmeli. Yani oradaki Bartel neyse, ne performans aldıysa onu buraya getirebilir. Çünkü onun şeyinde yani avuzaya geri dön dediğin anda o Bartel gelecek. Yapmaması için de hiçbir neden yok. Bazı oyuncular vardır. İşte en güzel Ulanovas. Bak Ulanovas yine Žalgiris'te oynar. Çünkü o düzenin öyle parçası. Ama o düzenin parçası herkes iyi olduğu anda buraya getir. Bugün bambaşka bir televizyon kanalından birini belki buraya böyle uyamaz. Belki de uyamama ihtimali çok daha fazla. Çünkü burada da bir aile ortamı var. O buraya buradaki biri çok daha iyi performans verebiliyor. Ulanovas da teknik olarak kurgusuz oynadığı için oralarda beceremedi. Kurgusuz oynadığı için. Şimdi bence artısı bu seneki takımın bir kurgu olacak. Yani bugün Meri oynatıyorsun. Meri sabahtan akşama kadar perde yap, pik yap, devrilsin. Pik yap deyse oynatamazsın. Bir de ters tarafı temizleyip perde yaptıktan sonra devrici alanı oyuncu öbür tarafa kat ettirip perde açıl yani pick and pop onu oynatmak evet. lazım. O zaman onu birebir kullanıyorsun. Ama onu kendin yap dersen kendin nasıl yiyeceksin? Mesela bugün dışarıdan ben bakıyorum. Yani geçen sene çok eleştiri aldı ama ona rağmen yani Fenerbahçe'de her zaman 5 başlamayabilir falan ama oyunun akışında savunma değerimi ben artıracağım. Çünkü burada benim şutuma ihtiyaç olan bir Melih Mahmutoğlu olmalı. Yani savunma değerimi artıracağım ama savunmamı daha da iyi yapacağım. Fakat bu takımın benim şutuma ihtiyacı var. Benim de takıma ihtiyacım var. Deyip ama ona bunu kurgulamalısın. Yani o şutunu kendi yaratmaya başladığı anda bir anda yapmaması gereken işlere soyunuyor ve düzen bozuluyor. Ondan kurgu önemli. Yani Bartel'de, Booker'da sanki bence daha kurgulu oynarlar diye inanıyorum. Yani. Sanki değil, daha kurgulu oynarlar. Ama esas iş
Hani o yönetimde ilişkileri onu bilemiyorum yani. Tamam, benim de bir arkadaşlığım var. Hatta hatırlıyorum ilk kazandığı, ben deli gibi Yunanlar şampiyon olsun istiyorum. Seviyorum ben Yunanları. Bizim oğlan da o zaman çok küçük Burak. O da bir Sırbistan hayranı. O zaman Yugoslavya diye. Yugoslavya tribünde maçı seyrediyor. Oradan bağırıyor. Ve Yugoslavya şampiyon oldu, bırakmıyorlar. Seyirci çıkamıyor. Dolayısıyla bizim oğlan da çıkamıyor. Biz Atina'da bekliyoruz. Ne zaman alabiliriz diye. Sonra gidip bana bir şey yap. Georgievich'in çoraplarını al falan diye gittik, verdi. Aldık onu, getirdi falan. Onun için öyle bir yani basketbol sahasından biliyorum çok şey. Kazanmak isteyen dostu var ama tabii o ilişkiler Türkiye'de kolay değil. Makabi de kolay değil. İç taraf kolay değil yani. Ya çünkü hep hem kültür var, hem destek var, hem de kazanmaya nasıl olur? Programlanmışsın yani. İşler aksadığında onları göğüsleyemek şart yani. Onlar da herhalde daha iyi öğrenecektir bu tecrübelerden sonra. Hayır, şimdi mesela sen konuşurken Polonara'yı nasıl kullanacak mesela? Önemli. Ligden de biliyor Polonara'yı. Rakip olarak biliyor. Biliyor. Sen nasıl kullanırsın? Abi ben Wesley ile onu yan yana kullandığım zaman şey olarak pick and pop'ları, weak side pozisyonları, işte orada guard çok önemli. Yani tamam onlar birlikte oynadı şeyle ama Baskonya'da Pierre Henry ile orada kurgu da çok önemli. Yani sadece Melih değil, Polonara da kurgu sonucu iki basamak yukarı çıkabilecek bir koç, şey oyuncu bence. Tabii yine izleyicilerimizden oyun kurucu konusunda bir hamle olacak mı olmayacak mı soruları da geliyor. Yani herhalde büyük ihtimalle şeyler ya. Beni ya, koç olarak aldıysanız 15 dakikada oyun kurucu. Beni oyun kurucu alalım. Ama beni oyun kurucu olarak aldıysanız o zaman koça gerek yok. Yani ben oyun kurucu oynayayım. Siz buraya bir koç bulun. Bak şimdi o kadar bir detay ama deminden beri arkada DSF DSF'si veriliyor. Bak Georgievich topla gelirken nasıl geliyor bir bak. Hiç böyle gelmiyor. Hep geri kararlı. Tarıyor. Bakıyor. Bir scanner var orada. O şutu da öyle buluyor. Hep tarıyor. Şimdi De Colo ve Georgievich'i bugüne getirelim ikisinde. Tartıya koyalım. Yetenek. Şimdi cevabıma şaşacaksın. Bence De Colo ondan altta değil. Muazzam bir yeteneği var. Şut ama o yetenek bir yerden sonra potaya yaklaşınca. O yeteneğin öncesine sen topu getir aslanım o baskıyla dediğin anda onu o yeteneklerini sınırlıyorsun. Ondan onu o görecektir. Yani De Colo'ya topu verilmesi gereken yer var bence. De Colo'ya topu verilmesi gereken yer tam 3 saniye koridorunun yarı saha geçtikten sonra bir adım öncesi o da her şeyi yapar. Görüyor çünkü müthiş bir oyun vizyonu ve tarayıcısı var. Ama daha erken verdiğinde o tarafta bunu herkes biliyor. Benim bildiğim öbür koç bilmiyor mu? Diyor ki baskılı abi şu De Colo'yu diyor. Tabii canım herkes De Colo'yu. Brown'u da bir baskı yap diyor. Onları bir oyunu bir kere biz bozalım diyor. E bunu Georgievich görmeyecek mi? Yani büyük ihtimalle bir point guard isteyecektir. Yani istememesi bana... Bir de Danilovic'le yan yana oynamış evet. Bir adam. Yani Danilovic esasında yani belki fizik olarak De Colo'dan daha şey ama o da bir yerden sonra topu aldığında çok daha etkili oluyor fiziğinin de katkısıyla. Yani ama ya, guard yok kalmadı. Aa bulursun ya. Hayır Amerika'ya NBA falan tamam da Avrupa'da var mı şu anda EuroLeague seviyesine? EuroLeague seviyesinde bir Avrupalı guard. Abi Magic yani sihirbaz garda ihtiyaç yok. Kart vizitinde gel evladım sen veriyor. Hamili kart sahibi arkadaşımdır. Serhan yollamış. Evet ben point guard'ım diye burada yazıyor. Ona ihtiyaç var. Yani bir point guard. Böyle cihanı ulema olmasına gerek yok yani. Herhangi point guard bu işe büyük destek verecektir diye düşünüyorum.
Evet, dilerseniz kısa bir ara daha verelim. Aranın ardından artık yemeğe geçelim. Programımızın son bölümünde yine olimpiyatlar diyeceğiz. Hem olimpiyat oyunlarında Türk sporcularımızı hem de olimpiyat oyunlarındaki erkekler basketbolunu konuşacağız. Ama öncesinde kısa bir ara. Overtime'ın son bölümünde yeniden birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde aslında biraz olimpiyatlara değinmiştik. Sonrasında neredeyse iki bölüm Alexander Georgievich'i konuştuk. Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın yeni baş antrenörünü. Dilerseniz olimpiyatlara yeniden geri dönelim. Mete Gazoz'un başarısını nasıl gururlandığımız, nasıl heyecanlandığımızı aslında konuşmuştuk. Yani onu takip ederken ki orada işte onun kalp ritim hızı yazıyor artık yeni teknolojiyle birlikte. Onun işte ekranda ama yani bizim onun belki de 2-3 katıydı ya. O hem yarı finalde hem finalde. Attıktan sonra şöyle bir... Şöyle o kendi bir... hareketi. Yani ne o neyi ifade ediyor sen bilirsin. O belki. Yok o kendiyle işte onun galibiyetten sonraki hareketi. Yani çok onun özdeşleşmiş var. Durumda. Tabii tabii yani çok özdeşleşmiş durumda. Hem onun özdeşleşmiş benim de çok sempatik Mete Gazoz. Neyle yani... ilgili olabilir? Türkiye'de o şimdi şey olur yani. Çok güzel bir şey yapınca... Usain Bolt şey yapardı. Onun bir anlamı vardı. Yani. Evet ve yani okçuluk açısından da önümüzdeki yıllarda herhalde sporun da gelişimi için sen daha programın hemen başında Nayim Süleymanoğlu örneğini vermiştin. Ben çok inanıyorum çünkü herkesin yapabileceği bir spor. Şey açısından çocuksan. Yani bizim zaten atalarımızın şeyinde var. Yani evet. Okçuluk az mı geleneğimiz seyrettik at üzerinde ağzında ok çık şey falan yani çok büyük bir başarı ve çok büyük başarılara yol açan bir başarı olacak diye düşünüyorum yani. Madalyalar tabii ilk başta tekvandodan iki tane bronz madalya gelmişti. Tabii boksörlerimiz oldukça başarılılar. Fenerbahçeli boksörlerimizden Buse Naz Çakır oldu. O yine biz bugün tabii programı pazar günü çekiyoruz. Bugün itibariyle o da yarı finale yükselmeyi garantiledi. Ve tabii madalyayı garantiledi. Yarı finale çıkınca da madalyayı garantiledi. Çünkü boksta öyle bir durum söz konusu. İki bronz. İki bronz var boksta. Buse Naz da hakikaten o da bizleri gururlandırıyor. Olimpiyat elemelerinde zaten aslında o mesajı vermişti rakiplerine. Avrupa Olimpiyat elemelerinde zaten altın madalya almıştı. Ve hakikaten onu da çok parlak bir gelecek bekliyor. Madalyayı garantileyen bir başka sporcumuz oldu. Onun dışında yine Ersu Şaşma, belki takip ettiniz, o da sırıkla atlamada finale yükseldi ki. Yani onun da çok yeterli. Ramil'le konuşma, Ersu'yla konuşma fırsatını bulmadım. Ramil'le bize programa gelmişti. O gün denk geldim. Ersu'yla olan programa denk gelmemişti. Ramil'le konuştum. Ramil, yani ben bu kadar disiplinli ve kendini sürekli geliştiren bir sporcu geliyor şeklinde bir yorum vardır ki zaten Ramil'e artık bu konularda artık o da kendi spor uzman. Tabii o da artık uzmanlaşmış. Ve yaş 21 değil mi? Evet daha 21 yani o Mete Gazoz'dan da bir yaş daha küçük. Ben hiç hatırlamıyorum sırıkla atlamada yani bir Türk. Ya zaten sporcuyu... bugüne kadar işte boks, halter, güreş ve bir tane de 3 adımımız var. Son olimpiyatlarda da işte tekvandolarda madalya geliyordu hep. Atletizmde Ruhi Sarı var. Ruhi Sarı Alp'in 1948'de olimpiyat mı dünya şampiyonası olimpiyat, mı? Olimpiyat. Olimpiyatta 1948'de madalyası var ki o finale çıkmıştı. Yani oradan vay sonra be. 72 yıl sonra 73 yıl sonra işte atlama branşında finale yükselen ilk Türk olmayı başardı Ersu. Onun da geleceği oldukça parlak. Daha 21 yaşında. 8 değil mi final? Son 8. Evet. Şimdi Amerika'da bu Rusya'da var bildiğim kadarıyla Sırbistan'da var. Ortaokulda seni bütün sporlara sokuyorlar. Ortaokulda. Günde iki kere şey dersi var. Beden eğitimi. Tabii bizim ortaokulun sahaları, tesis, tenis, yüzme havuzu hepsi var. Bütün dersleri, bütün sporları iki tur yapıyoruz. Yani bir 15 günle bir ay arasında koçlar senin bütün sporlarda görme şansını yakalıyor. Ondan sonra sana diyor ki yani sen
Evet, beyzbolu çok seviyorsun belki ama yani benim gördüğüm kadarıyla basketbola atıyorum ya da tenise konsantre olursan çok daha, onlar genelde zaten Jordan gibi olursun falan demezler. Orada ortaokulda başlayan hedef NCAA'lerden tenis bursu alabilecek seviyeye gelirsin. Zaten ondan sonra da hikayeler çıkıyor işte. Amerikan futboluyla başlamıştı, sonra basketbola yöneldi ya da tam tersi. Şimdi tabii, şimdi çocuk ikisi, hayır ikisinde de çok, yani şimdi öyle çok var. Amerikan futbolu ve basketbol özellikle, ama buna beyzbolu da dahil edebilirsin. Lisede üçünde de başarılı. Beyzbol koçu istiyor, basketbol koçu istiyor, Amerikan futbol koçu istiyor. Üçünde de başarılı olursan bütün liseli kızlar istiyor seni. O açıdan mesela öyle çok var ama genelde hakikaten çok ekstra bir yetenekse ikinci yıldan sonra, üçüncü yıldan sonra en azından bir tanesini elimine eder. Bazen ikisini de edip tek spora konsantre olur lise 3, lise 4'te. Ama böyle yani esasında bizde de mesela herkes futbolcu olmak istiyor. Halbuki böyle bir şey okul sistemi içinde olsa işte oradan okçu da çıkar, koşucu da çıkar, yüzücü de çıkar, halterci de çıkar. Yani bir sürü çocuğun hangi dalda en başarılı olabileceğini önceden bu şeyde var değil mi? Sırbistan'da falan, Yugoslavlar'da yapıyordu bunu. Demir perde ülke, sen de yapıyorsun. Yani işte. Yeteneğini keşfet. O kadar çok, kolay. Çok önemli. Ama şey değil. Yani bir tıra dolduruyorsun, sen sponsorsun, sen sponsorsun, gidiyoruz Kırşehir'e, yeteğini keşfet. O gün bakıyoruz, Ali Mehmet, Ayşe Fatma gelin, değil yani, bu hep izleyeceksin. O çocuk nereye geliyor? Yani bir çocuğun bugün süratini gözlemen imkanı yok. Yani kendini bil yani, 3-4 yaş. Tabii o koşuya koşuyor, tekrar koşuyor, tekrar koşuyor. Koşunun refleksi oluyor. Refleks oldu, bir takım mekanikleri düzelteceksin. Yani kollarını tam çekiyor olacak. Evet. Hafif eğik ama beldik olacak gibi gibi. Yüzmenin hepsinin ayrı şeyi var. Ondan sonra diyorsun ki bu oğlanın slalom yeteneği yok. Niye yok? Çünkü yan bağlar zayıf. Hadi onlar nasıl güçlenebilir dedikten sonra çok rahat bugün 7-8 yaşında şey diyebilirsin. Hocam sen bunu al Baskent'e, bu basketbolcu olur. Eskiden bu lise bitirdiğindeydi. Abi lise de bitti, artık Baskent'e yollayalım çocuğu. Baskent de bitti. Bitirildi. Ama yani spor konusunda Murat abi kesinlikle katılıyorum. Yani sadece futbol değil, diğer branşlara da kesin. Yani bu olimpiyatlarla beraber ben bazı şeylerin değişeceğine çok inanıyorum. En azından yani şimdi işte Alican Kaynar'a da değinmek vallahi istiyorum. Valla bunda Fenerbahçe spor kulübünün de çok büyük tabii katkısı var. Tabii ben şimdi onu söyleyecektim işte. Bu sene Asya Kuru oldu. Ama tabii Enkan'ın alanı o. Bu kadar farklı alanlarda böyle yatırımlar yapıp gerçekten yani çok büyük bir sorumluluk. Ülke sporu adına çok büyük bir sorumluluk. Ya yarışı anlatan spiker şey diyor. Yani Mete diyor bir Koreli gibi atıyor artık diyor. Yani Kore çünkü o işte kopmuş gittiği için evet. Bir Koreli diyor. Peki şeye bakıyorsun bayraklara Kore bayrağı yok. Yok. Bu arada Mete ile yani, alakalı. O kadar güzel ki yani o aşamayı gösterdi. Aslında spor kültürümüzle alakalı ben Mete'nin finalde bence sanki gözlerden de kaçtı gibi. Biz tabii orada Mete'ye odaklandık da Mete orada seviniyor artık. Şampiyonluk arkada da İtalyan da seviniyor. Çünkü o da gümüş madalya aldı. Yani bu da spor kültürünün en büyük parçası. Belki bizde olsa, biz ikinci olsak oradan morali bozuk bir şekilde belki ayrılacak. Ama İtalyan da arkada gümüş madalya kazandığı için o da mutlu. Bence bunu da bizim kültürümüze katmamız gerekiyor. Ya ben hep o örneği veriyorum. Daha önce de yine EuroLeague maç önü maç sonu programında konuşmuştuk. Ya skor skor her şeyden önemli oldukça sporda bu kültürü geliştirmek çok zor olur. Ya hiç kaçırmadım. Kafamız aynı olduğu için ruhlarımız aynı yerden direkt sıçradı. Yani Mete kazandı. O da şey yaptı. Gitti antrenöre sarıldı. O ilk önce Mete'ye gitti. Evet. Yani o kadar mutlu ki daha sonra karşı taraftaki İtalyan Olimpiyat Komitesi'nden gruptan seyredenler var. Onlarla sonra Mete bizimkileri gösterdi. Bizimkiler en önde hepsi inmişler oraya kadar. Yani oraya katılmaktan öte bronzu almak bile
Çok önemli yani. Bronzu işte almak bile. Hep aynı örneği veriyorum. 2018 Belgrad'daki final maçı kaybettik. Çıktık artık bir hava alalım dedik. Bir gece yürüyoruz. Hepimizin moralleri bozuk. Ondan sonra bizim ekipte işte Barış, Kıvanç, ben, işte kameraman arkadaşlarımız. Bizim moraller bozuk. Tabii üstümüzde ama Fenerbahçe tişörtleri var. Bir tane çocuk geldi. İşte ondan sonra ne oldu dedi. İşte niye bu kadar üzgünsünüz dedi bize. Ya dedik işte finali kaybetti takım. O yüzden üzgünüz dedik. Ya dedi final oynadınız dedi. Biz dedi oraların hayalini kuruyoruz dedi şu an. Biz dedi playoff'u görsek dedi mutlu olacağız dedi. Siz dedi final oynadınız. Ondan sonra... Ama bütçe. O zamanlar hep bütçe konuşuluyordu. Şimdi hiç. Bütçe diye bir şey yok ya. Tabii bütçe şu an kalmadı. Sen birini 3'le yaparsın, hiç. O 4'le yapar, diğeri 5'le yapar. Yani önemli olan o organizasyonu kurabilmek. Zaten bütçeler konusunda yarışmaya gerek yok ki. Hepsini bir Excel program yüklersin. En çok bütçe yatıran 41.500'de A takım birinci, öbür ikinci. Yani spor heyecanı o zaman bitiyor. Yani finalin bile başarısız gösterildiği bir ve basketbol spor yazarları tarafından bir ülkede yaşıyoruz. Sen ikinciliğe gitti, sevindi diyoruz. Yani 3 final arka arkaya hem de. Tabii. Olimpiyatta tabii biraz basketbol artık son 5 dakikanın içerisindeyiz. Erkekler basketbolunu biraz konuşalım. Orada da tabii çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu. Gerçi C grubunda oynanacak maçlar var ama işte A grubundan Fransa 3-3 yaptılar ki Birleşik Devletler karşısında harika bir performans. Özellikle orada Nando De Colo'nun maç içerisinde kırılma anlarında aldığı sorumluluk bence önemliydi. Yine NBA oyuncularıyla beraber de Fransa Birleşik Devletleri yendi. Tabii Birleşik Devletleri birlikte gruptan çıktılar. B grubunda Avustralya 3-3 yapan bir diğer takım. İtalya ile beraber onlar da gruptan ilk iki olarak çıktılar. Almanya en iyi üçüncüler arasından bir üst tura çıktı. C grubundan da Slovenya, İspanya. Tabii onlar ilk iki maçlarını kazanmışlardı biz programa girene kadar. Ve Arjantin'de averajda yine son 8'e kalmayı garantiledi. Neler söylersiniz olimpiyatlardaki oyuncuların performansları, takımların performansları ile ilgili? Vallahi şimdi Fransa Amerika'yı yenince bir anda hatta Amerikalı yorumcular Fransa finalin en büyük favorisi falan diye konuşmaya başladılar ama bu Amerika milli takımı Nijerya'ya da yenilmişti. Nijerya galibiyet alamadı. Yani sıkıştırdı evet. Herkesi sıkıştırdı ama kazanamadılar. Nijerya evet. Yani şimdi bu Amerika milli takımı günü gününe uymayacak. Güzel. Çeyreği çeyreğine bile uymuyor. Yani en son Çekya maçında bile ilk yarı... Mağluptu ilk çeyrek. Tabii. İlk yarıyı 5 sayı mı? 4, 47-43 bitti galiba. Ondan sonra ikinci yarıda... Şimdiden sonra 4'e mi indi? Ondan sonra da... Ya şimdi yıldız sistemi üzerine kurulu bir takım hepsi gitar çalıyor. Mesela rock and roll grubu olsa. Ya sahneye çıkıp 12 kişi gitar çalsa nasıl müzik üretir? Ama biri davul çalıp, biri gitar, biri bas, biri piyano bambaşka ortaya bir şey çıkar. Yani şimdi evet Draymond Green'i aldılar ama yani şimdi Damian Lillard'ın nasıl oynamasını bekliyorsun? O da topları takmış. Okudun mu onu? Evet, evet. Bu toplarla ben şut atamıyorum diyor. Daha ilk hazırlık maçından sonra. Tabii tabii o ilk Nijerya maçından Nijerya sonra diyorlar değil mi? Sonra. Nijerya maçından zaten sonra. Şimdi bunu taktığın zaman o seviyede bir oyuncu geçmiş olsun yani. Yok sahiden. Ercüment'i hatırladım da. Topların üstüne yazı yazmışlardı. Aa bu yazı benim gözlerimi alıyor. Hangi Ercüment şey? Bizim Ercüment Sunder. Biz birer forvetiz. O böyle takıntılı. Benim de hiç her şeyi rağmen bırak olduğu gibi. Olacağına var gibi. Abi elimi alıyorum o işte 90 bir şey yazıyor topun üstünde. O yazı bozuyor. Ay yazıyla ne alaka atışı. Abi o falan derken sonra alıştı. Yani ben Amerika kazanırsa şaşıracağım. Altını. Madalya alır büyük bir ihtimal ama altını kazanırsa şaşıracağım. Ben de. Sen? Ya ben de şüphelerim var Amerika'nın madalya ve altını ile alakalı. Ya bir kere şimdi... Ya gerçi oraya geldi mi hiç belki daha farklı motive olabilirler final maçında. Şimdi bak hiç alışık olmadıkları bir sezon fikstürü tamamladılar. Tabii.
Tamam mı? Ya üç tanesi final serisinden buraya geldi. Bir tane iki idman, gün sonra maça çıktılar. İdman yapmadan yani. Hepsi çok yorgun. Çünkü genelde sezon bittikten sonra en az bir ay bir dinlenme süreci oluyorlar. Ondan sonra işte yavaş yavaş kamptı, şuydu, buydu. Bunlar da insan. Ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, bunlar da insan. Birbiriyle onu oynamaya alışık değiller pek. Yani bunlar şimdi çok önemli detaylar. Çünkü Avrupa basketbolunda işte bence Igor da bunu zaman içinde gördü. Birlikte oynamak çok önemli. Yetenek seviyen neyse. Yani öyle değiller. Olamazlar. Yani guard yoktu bir ara. Lillard final serisi bitene kadar takımın tek guardı Damian Lillard'tı. O da atıcı. Jrue Holiday'a gelince derin bir nefes aldılar. Jrue Holiday 6 maçlık bir final serisinden geldi. Öncesi de var onun. Yarı finali var. Yarı finali var, şeyi var. Yani şimdi var. Makine değil bunlar. Ha, kazanabilirler. Çünkü süper yıldız sisteminde o gün Durant'ın bir de Greg Popovich San Antonio basketbolu oynatmaktan da biraz uzaklaşması lazım yani. Çünkü bu San Antonio Spurs'un kadrosu değil. Bakalım haftaya tabii artık Batuhan dönüyor. Batuhan'la birlikte tabii final maçının saatini de bilmiyorum. Belki siz programdayken ya da işte programdan sonra muhtemelen olur. Haftaya pazar günü benim tahminim herhalde Türkiye saatiyle 3'te oynanır diye düşünüyorum. Olimpiyat finali. Bakalım onu da herhalde gelecek hafta en azından işte çeyrek finalleri, yarı finalleri değerlendiriyor olursunuz. Batuhan dönüyor. Senin favorin ki? Hepsini seyredemedim tabii de ben. Abi bence Amerika'nın kaybetmesi de kazanması da sürpriz olacak. Ben de senin gibi bakıyorum. Ama demin şey çok güzel yerden çaldın İtalyan'dan. Evet. Mete Gazzo rakibinden. Şimdi Djokovic 6-1 önde finalde. Hmm. İlk seti almış. Kim der abi Zverev şampiyon olacak diye? Veya bet iddiası kaçta kaç verir? Çok zor. Yine böyle arkadaşlardan seyrediyoruz. Dedim ki bir şeydeki haline baksana dedim. Bankta, sandalyesindeki haline bak dedim. Geri de süpürüyor Djokovic ve adam mutlu. Şimdi hani katılma, ikinci olma. Gayet mutlu. Terini siliyor falan ama inanç var gözünde. Şimdi 6-1 gerideysen Djokovic'e şeyhanede düşebilirsin. Aslında bu bütün programın bugün özeti. Senin söylediğin, mental olacaksın, kararlılık vereceksin, şey diyebilirsin. 6-1 öbürü derde 6-0 biter. Almanya'ya gittiğimde ikinci oldum, ne yapayım? Şimdi adam öyle demiyor ya. O andan zevk almaya çalışıyor. Zevk alırken de gitti abi geri döndü. Tabii geri döndü. Ve belki bence olimpiyatların en büyük sürprizine, tenis dünyasının en büyük sürprizine imza attı. Şimdi bu da böyle. Yani ama tabii burada bir kişi Zverev kendi istiyor. Burada kim isteyecek? Hangi takım piyanosu, işte öbür taraftaki bas gitarı, tüm ekipmanlar yan yana gelecek de. Yani ilk defa bence istek bu kadar ve kararlılık şey olacak, rol oynayacak. Hiçbiri düz favori değil. Herhangi biri gelebilir. Hani Euroleague'in biraz sonuna benzer şekilde ama o direnci, beraberliği gösteren, onun için antrenmanları izleyebilsen, takımların içini görebiliyorsan söyleyebilirsin. Mesela Nijerya'nın iki maçına denk düştü. İzledim. Gayet iyi oynadılar. İkisini maçtalardı. 8 tane son, NBA oyuncusu var orada. Son topa kadar hep uğraştılar yani. Ondan favori var mı senin favori? Yok. Bende de yok favori. Ben de her şey. Ben şimdi bundan sonra yani çeyrek final, yarı final ve finalde Amerika bütün maçlarını 30 sayı farkla kazansa da şaşırmam. Ama birinde takılsa ona da şaşırmam. Ya şimdi onlar belki ilk söylediğin gibi yine Damian Lillard'dan bir örnek vereceğim. Ya bu adamlar kendi milli takımlarında NBA'den çok farklı oynuyorlar dedi. Ya onu bile yani ona bile şaşırmış. Ya Perry Mills Spurs'te kaç yıldır işte guardlardan biri. Avustralya milli takımı da Perry Mills'ın takımı o. Yani evet. Tabii ki farklı oynayacak yani. Ya onu bile beklemiyor. Bakalım göreceğiz. Zevkli olacak yani. Evet. Yani artık çeyrek finallerden sonrası hakikaten keyif verecektir o oyuncularda. Bence kadın voleybola da müthiş. Tabii kadın voleybol takımımıza da başarılar dileyelim. Onlar da işte son müthişmiş. Maçı oynayacaklar. Gruptaki son maç. Sonrasında işte Rusya'da şeyi yenmiş 3-0. Evet. Amerika'yı. Yarın sabah 8.30 ama
Hakikaten tutukları altın olsun. Çarşamba günü çeyrek final, cuma yarı final. Ben bütün planı söylüyorum işte. Çarşamba çeyrek, başarılar. Cuma yarı, çarşamba çeyrek. Final. Cuma yarı final, pazarda çeyrek final. Ben pazar final. Pazarda final. Of. Hadi ya. Son gün. Aynen Mete Gazoz'unki gibi söylemiş oldu inşallah. Abi yorucu bir şey ama. Onu söyledi ama Mete Gazoz'un bir program önce söyledi. Daha teklerde şeyler var dedi. Evet. Yarışma var dedi. Niye olmasın dedi. Kızların haberinde buradan uçulmuş İnşallah. Oldu. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Saatin sonuna geldik. Haftaya Batuhan burada olacak. Sen de bir yerlerde. Hala devralıyor Batuhan artık haftaya. Teşekkür ediyorum. Bir türlü tatili yani. Evet. Abi ben bitmez gibi mi geliyordu bu tatil? Ağzına sağlık. Demek ki bitmeyen tatil. Sizin de ağzınıza sağlık. Ağzına çok teşekkür ediyorum. Evet, Overtime'ın bu haftalık sonuna geliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.